Eylül ayının ilk hafta başından pazartesi gününden mutlu sabahlar, günaydınlar diliyoruz sayın seyirciler. Yeni bir günde, yeni bir hafta başında yeniden karşınızdayız Sabah Haber'de. Sizler için, bizler için çok mutlu bir hafta başlangıcı olsun diyelim. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor ve Sabah Haber'e başlamadan önce klasik hatırlatmamızı yapalım dilerseniz. Bizleri nerelerden takip edebileceğinizle ilgili. Bizleri radyo frekanslarımız 100.1, 102.90.6 ve 89.6'dan ve ayrıca sosyal medya hesaplarımız Facebook ve YouTube kanallarımız üzerinden dinleyebilir, izleyebilir, işinize yetişmeye çalışırken bizleri takip edebilirsiniz diyelim. Ve günün gündemiyle Sabah Haber başlasın. Ve yayınımızın açılışında da dediğimiz gibi Eylül ayının ilk hafta başındayız sayın seyirciler. Bugün takvim yaprakları 4 Eylül pazartesi gününü gösteriyor ve 4 Eylül pazartesi gününün gündem maddesine baktığımız zaman İskele Belediyesi Sağlık Birimi İskele Belediyesi Halk Plajı'nda Halk Sağlığı Haftası nedeniyle etkinlik düzenleyecek. 10-13 saatleri arasında gerçekleşecek bu Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri. Ve şimdi gündemin hemen ardından gazete manşetleriyle devam ediyoruz. Evet sayın seyirciler, saatlerimiz 7.02'yi gösteriyor Sabah Haber'de. Gündemin hemen ardından ülkemiz basınıyla gazete manşetlerine gündeme dair gelişmeleri ekranlarınıza yansıtmaya devam ediyoruz. İlk gazetemiz Avrupa Gazetesi oluyor. Avrupa Gazetesi'ne hemen hızlı bir bakış atalım. Irkçı saldırıyı bizdeki gibi polis seyretti başlığına yer verdi bugün Avrupa Gazetesi manşetinde. Detayına baktığımız zaman Güney Kıbrıs Rum yönetiminden bir haberin paylaşıldığını görüyoruz manşette. Güney Kıbrıs'taki ırkçı bir saldırı olayını ele alıyor bugün Avrupa Gazetesi ve Politis Gazetesi'nin, Rum basınından Politis Gazetesi'nin de konuyla ilgili olarak attığı başlığı yansıtıyor manşetinde. Limassol holiganlara teslim edildi, polis seyirci şeklinde bir ifade kullanıyor Politis Gazetesi. Avrupa Gazetesi de Politis Gazetesi'nin yazmış olduğu bu başlığı manşetine taşıdı. İç sayfalarda ve yine ön sayfada detaylı şekilde takip edebileceğiniz bir haber olacak. Güney Kıbrıs'tan bir haber bugün Avrupa Gazetesi'nin manşetindeki yerini almış oldu. Ve devam ediyoruz ülkemiz basınındaki bir diğer gazete, Kıbrıs Gazetesi sayın seyirciler. Kıbrıs Gazetesi, Londralıların 3 önerisi var başlığına yer verdi bugünkü manşeti için. İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Yaşar Ata Başbakan'la bir araya geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve İngiltere'de yaşayan Kıbrıs Türkleri ile ilgili çok önemli projelere destek istedi spotuyla Kıbrıs Gazetesi bugünkü manşet haberi aktarıyor. Detaylarını sizlerle paylaşalım dilerseniz. 3 öneriden bahsedilmişti başlıkta da aktarıldığı üzere. Maddeler halinde Kıbrıs Gazetesi bu gelişmeleri sıralıyor. 1. Birlikte yeni bir havayolu şirketi kuralım ifadesi öne çıktı. Devlet özel sektör işbirliğiyle yeni bir havayolu şirketi kurulsun, bilet fiyatları normal seviyelere insin ve Kıbrıs Türk'ü Larnaka'ya mahkum olmaktan kurtulsun. Bu sayede düşüncelerimiz hem vatandaşlarımız için ekonomik uçuşlar sağlanabilecek hem de Ercan Havalimanı'nı daha etkin bir şekilde kullanım alanı oluşacak. İngiltere'deki Kıbrıs Türkleri buna her türlü desteği verecek. 2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Britanya şehri inşa edelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir birlik kurularak özel sektör arazilerinin olduğu bir bölgede bir Britanya Kıbrıslı Türk diaspora şehrini oluşturmak için çalışmalara başladık. Bu konuda da sizden belli konularda yardım istiyoruz. Bu proje İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bağını güçlendirecek ve şehrin getireceği gelirlerin belli kısımlarını da karar verdiğimiz yerlere yönlendireceğiz deniliyor. Ve 3. İngiltere'de yaşayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına seçme hakkı verilsin.
İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklere oy hakkı verilmeli. Seçilme kısmında sizden bir talebimiz yok ama İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklerin ana vatanında olan seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olmaları için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz denildi sayın seyirciler. Manşette 3 madde bu şekilde sıralandı. İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Muhammed Yaşar Ata. Bu şekilde maddelerle projeler için, bazı önemli projeler için destek istedi diyor Kıbrıs gazetesi. Manşetin hemen ardından sürmanşete geçiyoruz. Sürmanşette iki ayrı haber bugün göze çarpıyor. Tezgahlara yanaşılmıyor başlığının yer aldığı haberle devam edelim. Et fiyatları astronomik bir noktaya ulaşınca vatandaş protein ihtiyacı için tavuk ve balığa yöneldi. Ancak ne tavuk ne de balığın fiyatı bütçe dostu. En uygunu tavuk olarak öne çıkıyor Kıbrıs gazetesinin aktardığına göre. Et fiyatları kilo bazında en uygun 360 Türk lirasından başlarken rakam 550 Türk lirasına kadar çıkıyor. Balık fiyatları değişkenlik gösterirken 125 ila 490 Türk lirası bandında satışa sunuluyor. Tavuk tüm haliyle 84 liradan raflarda yerini alırken parçalarına göre rakam 153 Türk lirasına kadar ulaşıyor. Kıbrıs gazetesi et, tavuk ve balık fiyatlarıyla ilgili güncel rakamları paylaştı. Girneyat Limanı restorasyon projesi, önce elektrik projesinde yaşanılan aksaklık ardından da zemin konusunda yaşanan tartışmalar nedeniyle uzadıkça uzadı. Projenin son ayağına ise başlandı. Projede sona yaklaşılıyor. Girneyat Limanı restorasyon projesiyle ilgili sona doğru yaklaşıldığı haberini veriyor Kıbrıs gazetesi ve bir fotoğrafla da bölgedeki çalışmalarla ilgili durumu aktarmış oldu. Sürmanşeti de geçtik ve logo kenarındayız Kıbrıs gazetesinde. Gurur verici bir haberle devam edelim. Filenin sultanları Avrupa şampiyonu oldu. Bu haberin detayları iç sayfalarda yerini aldı. Devam ediyoruz. Yine spot haber başlıklarımız var. Tabii ki bu spot haber başlıklarının detaylarını iç sayfalarda takip edebileceksiniz Kıbrıs gazetesinde. Devam edelim. Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, hükümetin sosyal medyayı kontrol altına alacak yasal tedbirleri almakta geç kaldığını belirttiği açıklamasında sosyal medya kontrol altına alınmalı dedi. Güney Kıbrıs'tan bir haber. Avrupa Parlamentosu Araştırma Komitesi Güney Kıbrıs'ı veto hakkını kötüye kullanmakla suçladı. Veto hakkını siyasi enstrümana çevirdiler dedi. Yine Güney Kıbrıs'ta devam edelim. Limasol'da meydana gelen göçmen karşıtı etkinlik ve saldırılar Rum basınında da geniş yer buldu. Limasol holiganlara teslim edildi şeklinde bir başlıkla da Güney Kıbrıs'ta yaşanan göçmen karşıtı saldırı ve etkinliklerle ilgili gelişmelere yer veriyor Kıbrıs. Ön sayfadaki diğer haberlerle devam ediyoruz. Başkent'te scooter ikilemi başlığıyla aktarılan haberdeyiz. Lefkoşa Türk Belediyesi şehirde scooter kullanımı konusunu halka sorma kararı aldı. Trafik kazalarını önleme derneği başkanı Mehmet Avcı ise yol güvenliğini sağlamadan skuterlerin trafikte kullanılmasının yaşamsal riskler oluşturacağına dikkati çekti. Son haberimiz Kıbrıs gazetesinden paylaşacağımız, kitaplarda her türlü ayrımcılığı reddeden bir anlayış var. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapmış olduğu bir açıklamaydı bu. Ders kitaplarıyla ilgili kamuoyunda yer alan tartışmalar hakkında ders kitabı güncelleme çalışmaları süreklilik arz eden bir süreçtir vurgusunda bulundu aktarılanlara göre Milli Eğitim Bakanlığı. Devam ediyoruz sayın seyirciler. Yeni Düzen gazetesine geçiyoruz. Yeni Düzen gazetesine baktığımızda ülkemiz basınında Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili ve hukukçu Ongun Talat'ın gazeteye yapmış olduğu açıklamalarla devam edeceğiz. İfade özgürlüğünü suç olmaktan çıkaracağız. Bakan Arıklı'nın konuyla ilgili Arıklı'nın bu konuyla ilgili açıklaması vardı. İfade özgürlüğüyle sosyal medya kullanımıyla ilgili olarak ifade özgürlüğünü suç olmaktan
çıkaracağız başlığıyla da Yeni Düzen gazetesi Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili Ongun Talat'ın açıklamalarına yer veriyor. Ne diyor Yeni Düzen gazetesi? Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili ve hukukçu Talat, ifade özgürlüğünü suç olmaktan çıkarmak amacıyla hazırladıkları öneri paketini Yeni Düzen'e anlattı diyor. Bakalım Yeni Düzen gazetesi Ongun Talat'ın açıklamalarını, gazeteye vermiş olduğu ifadeleri ve öneri paketini nasıl, hangi perspektifle ele almış oldu. Kaldırılmasını talep ettiğimiz maddeler siyasi iktidar tarafından ifade özgürlüğüne karşı bir caydırıcılık unsuru olarak kullanılıyor. İbret olsun diye davalar açılıyor. Yargısal işlem başladığı andan itibaren caydırıcılık işliyor. Bu da sadece davanın açıldığı kişiye değil, tüm topluma susma telkinini getiriyor dedi Talat. Ekonomik olarak fakirleştiriliyorsunuz. Bunu size reva görenler de sesinizi çıkarmamanızı istiyor. Bu ciddi bir tehlike. Kıbrıs'ta Türkler direnmek istiyorlarsa demokratik özelliklerini kaybetmemeleri gerek dedi. Siyasi figürler sıradan yurttaşa karşı korunması gereken kutsal kişilikler değildir. Tam tersine siyasetçi olarak çok daha hoşgörülü olması gereklidir. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarında var. Ancak yine de kişilik haklarına saldırı olduğunu düşünürlerse haksız fiiller yasasından yararlanarak sivil mahkeme yoluna başvurabilecekler. Biz bu önerileri ortaklaşabilecek şekilde hazırladık. Aritmetiğin farklı olacağı bir meclis yapısında bir takım başka maddeleri de bu pakete koymayı öngörebilirdik ama şu anda bir gerçek var ki çoğunluk hükümete mensup vekillerde, oradan da bir desteğe ihtiyacımız var dedi Ongun Talat. Yeni Düzen gazetesine vermiş olduğu demeçte bu ifadeleri kullandı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin suç olmaktan çıkarmak istediği maddeler: Cumhurbaşkanına hakaret, manevi şahsiyetin tahkir ve tezifi, halkı askerlikten soğutma Zem ve Kadih, yasa dışı olduğu iddia edilen yayınların tasarrufu. Bu noktada Ongun Talat'ın açıklamaları iç sayfalarda da detaylı şekilde devam edecek. Sürmanşete geçiyoruz. Yaz meyve sebzelerinin ateşi diniyor, üretici Türk lirasıyla eriyor. Alışveriş sepetine giren birçok yaz meyve sebzesinin fiyatı bu hafta geriledi. Bazılarının ise fiyatı arttı. Fiyatları tarladaki üreticisine soran Yeni Düzen, döviz karşısında Türk lirasıyla eridik, bu fiyatlar normal sayılır yanıtını aldı. Domates üreticisi Özcan Bıçaklı'nın kullandığı ifadelere bakalım. Bu maliyetlere göre bu fiyatlar çok uygun. Bu yılki hasat yüzleri güldürdü. Fiyatlarsa ne öldürdü ne güldürdü dedi Bıçaklı. Patates üreticisi Engin Halkseven, dövize göre bu fiyatlar çok çok iyi sayılır. Ürünler iyi fiyatlandı ama dövizdeki devalüasyondu derken paramızın üçte birini kaybettik. Türk lirasıyla eridik dedi Engin Halkseven. Özel haber kapsamında yayımlanan bir haber. Bu üreticinin sesini yansıtan bir haber oldu. Bir sürmanşet haberi oldu Yeni Düzen'de. Devam ediyoruz. Özel haber kapsamında yayımlanan bir başka haber ön sayfada. Yeni Ercan'ın yeni uygulaması ücretli muhacirat işlemi tepki topladı diyor Yeni Düzen. Bakalım içeriğine. 436 Türk lirasına daha az sıraya gir geç başlığını kullanmış Yeni Düzen. Araba satışlarıyla ilgili detayların paylaşıldığı bir haber daha var. Bu da özel bir haber. 7 ayda 11.081 araç satışı, sıfır ve ikinci el satışlar arasında da 7 kat fark diyor Yeni Düzen gazetesi. Bu farkı, 7 kat fark ifadesini de haberin başlığına yansıtmış oldu. Yine detaylarını iç sayfalardan takip edebileceğiniz bir başka haber. Eğitim konusuna dönüyoruz. Eğitim Bakanlığından değiştirilen ve güncellenen kitaplarla ilgili yapılan açıklama, yapılan eleştiriler dikkate alınacak dedi Milli Eğitim Bakanlığı. Detaylar iç sayfalarda olacak. Diyalog gazetesiyle devam ediyoruz. Diyalog gazetesi, yabancıların tercihi küçük araçlar. İskele ve Girne bölgesinde mülk satışlarının artması otogalerilerini de hareketlendirdi. İkinci el araba satışları canlandı ifadesini kullanıyor gazete.
Kuzey Kıbrıs'ın parlayan yıldızı olarak isim yapan İskele bölgesinin yanı sıra Girne'deki mülk satışlarının artması otogalerilerinin satışlarını da olumlu yönde etkiledi. İkinci el araç satışı yapan galericiler yabancıların daha çok küçük arabalara ilgi gösterdiğini, fiyat ortalamasının 10 bin sterlin olduğunu söyledi. Faizler yükselince yerli alıcılar azaldı. Özellikle Rus, İran ve İsrail vatandaşlarının kuzeyden konut aldığını belirten galericiler, Covid döneminde yaşanan durgunluğun geride kaldığını belirterek yabancılar sayesinde satışların arttığını söyledi. Diyalog gazetesine konuşan galericiler, Türk lirası faizlerinin yükselmesi nedeniyle yerlilerin araba yenileme konusunda eskisi kadar cesaretli olamadığını kaydetti. Ön sayfada devam edelim. Adli haberler var. Diyalog gazetesinin ön sayfasında yer vermiş olduğu haberlere baktığımızda adadaki şubelerini yıllar önce kapamış olan HSBC'nin eski çek defterini kullanarak bir mühendis adına 17 bin sterlinlik çek yazan Amir Javed yakalandı diyor Diyalog. Mihail'in de başı yandı. Bebeğiyle birlikte Kıbrıslı Rum'un aracında arka koltuğa gizlenip güneye gitmeye çalışan Kamerunlu Neli başarılı olamadı. Ülkeye giriş kaydı yok. Güneyden kuzeye kaçak geçen Singapurlu Neli Pul Ercan'dan çıkış yapmak isteyince yakalandı. Güney Kıbrıs'tan bir haberle devam edeceğiz. Limasol'da meydana gelen olaylarda Rum polisinin seyirci kaldığını yazan Rum basını tehlikeli gelişmelere dikkati çekti. Elamı devlet koruyor. Göçmen karşıtı eylem ve etkinliklerle ilgili Limasol bölgesinde yaşanan olayları Diyalog gazetesi de aktarıyor. Elamı devlet koruyor başlığıyla bu haberi hem ön sayfada hem iç sayfada bulabilirsiniz. Rumların saldırılarından etkilenen Suriyeliler kuzeye kaçmaya başladı. İncirlik'te yakalandılar başlığıyla da bu haberi paylaşıyor. Diyalog gazetesi yine ilişkili bir haber. Diyalog gazetesinin ön sayfasını da bu şekilde aktarmış olduk sizlere. Geçiyoruz Güneş gazetesine. Güneş gazetesi sayın seyirciler Başbakan Ünal Üstel Londra'da Kıbrıs Türk İş dünyasının düzenlediği etkinlikte vurguladığı üst başlığını kullanarak Ercan Londra seferleri artacak dedi. Güneş gazetesi de Başbakan Ünal Üstel'in bu ifadesini haberin başlığına yansıtmış oldu manşetinde. Ciddi çalışmalar yapıyoruz ifadesi öne çıkıyor manşette bakalım. Başbakan Ünal Üstel İngiltere'de yaşayan Kıbrıs'ta Türk İş İnsanları ve İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın daveti üzerine gittiği Londra'da Kıbrıs Türk İş Dünyası'nın düzenlediği etkinliğe katılarak bir konuşma yaptı. Üstel Türk Hava Yolları ile özel görüşmelerinde 2024 itibarıyla Anadolu Jet'in Ercan Londra seferlerini artırması, fiyat politikasının yeniden gözden geçirilerek yolcuların Ercan Havalimanı'na çok daha uygun fiyatlarla gelebilmelerinin sağlanması konusunda bir mutabakata vardıklarını açıkladı. Üstel konuşmasında şunları kaydetti diyor gazete. Bilmenizi isterim ki hükümet olarak gerek İngiltere'de gerekse yurt dışında yaşayan kardeşlerimizle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında çok daha güçlü köprüler kurmak adına ciddi çalışmalar yapıyoruz dedi. Üstel'in açıklamasıyla devam edelim. Londra'da müjdeledi diyerek bazı detaylara daha yer veriyor Güneş gazetesi. Türk Hava Yolları ile gerçekleştirdiğimiz özel görüşmelerde 2024 yılı itibarıyla Anadolu Jet'in Ercan Londra seferlerini artırması, fiyat politikasının yeniden gözden geçirilerek soydaşlarımızın ve turistlerin Ercan Havalimanı'na çok daha uygun fiyatlarla gelebilmelerinin sağlanması konusunda bir mutabakata varmış durumdayız. Ayrıca İngiltere'de yaşayan Türk iş insanlarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan iş insanlarımızın bir konsorsiyum oluşturarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ortak çok büyük bir projeye imza atmaları konusunda da gerekli ilk adımları attık. Bunun ilk adımı olarak İngiltere'de bulunan iş dünyasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan iş insanlarımızı çok kısa bir süre içerisinde ülkemizde bir araya getireceğiz dedi.
Başbakan Ünal Üstel Londra'da yapmış olduğu temaslarıyla birlikte verdiği açıklamalar, ifadeler bu şekilde. Güneş gazetesi kapsamlı şekilde aktarıyor. İç sayfalarda da devam edecek. Sürmanşete doğru ilerliyoruz. Yeniden eğitim konusundayız. Kitapların güncellenmesiyle ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelen açıklamalar var. Kitaplar her türlü ayrımcılığı reddediyor başlığıyla bu haber yansıdı. Güncelleme devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı öğretim programı geliştirilmesi ve buna bağlı olarak ders kitabı güncelleme çalışmalarının süreklilik arz eden dinamik bir süreç olduğuna işaret etti. Ders kitaplarının güncelleme işleminin hiçbir zaman tamamlanacak bir işlem olmadığına işaret etti. Bu bağlamdan hareketle kamuoyunda ders kitaplarına yapılan eleştirilerin dikkate alınmak ve değerlendirilmek üzere not edildiğini ifade eden bakanlık, buna paralel olarak birebir uygulayıcı olan öğretmenlerden gelecek görüş ve önerilerle birlikte güncelleme çalışmalarının da devam edeceğini kaydetti. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan kitaplarla ilgili gelen açıklama bu şekildeydi. Bir diğer sürmanşet haberi de hasta bakıcı sorunu bitecek başlığıyla aktarılıyor. Sağlıkla ilgili bir haberle devam edelim. Ulusal Birlik Partisi iradesi ortada ifadesi yansıyor. Ulusal Birlik Partisi Grup Başkan Vekili Doktor Ahmet Savaşan, meclisin yataklı tedavi kurumları yasasında oy birliğiyle yaptığı değişikliğin sağlık hizmetlerini güçlendireceğine vurgu yaptı. Savaşan, yasada değişiklik yapılması konusunda Ulusal Birlik Partisi'nin ortaya koyduğu belirleyici irade ve performansla muhalefetin olumlu tavrı yıllardır ihtiyaç duyulan ve reform yaratabilecek bir adımın atılmasını sağlamıştır. Ulusal Birlik Partisi yeni yasama döneminde ihtiyaç duyulan yasaların geçirilmesi konusunda gereken çalışmaları yapmaya kararlıdır. Yeni dönemde muhalefet de bu yasada olduğu gibi yapıcı yaklaşımını sürdürürse ülkemizde ihtiyaç duyulan pek çok yasa gecikmeden yasallaşabilecek ve pek çok ihtiyacı da cevap gecikmeden verilebilecektir dedi. Logo kenarındaki haberle devam edelim. Boş bırakacak bir karış toprağımız yok. Bu ifade kime ait? Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Çavuş'a ait. Üretimin önemine vurgu yaptı Bakan Çavuş. Toprakların inşaat sektörüne satılmaması için yeni projeleri hayata geçirme hedefinde olduklarını vurguladı diyor Güneş Gazetesi. Güneş Gazetesi'nden aktaracağımız son haber sizlere ön sayfadan sağlık için yürüdüler başlığıyla aktarılmış. Sağlık Bakanlığı 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında Sağlıkla Kal yürüyüşü düzenledi. Lefkoşa Dereboyu Avenue önünde başlayan yürüyüşe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek'le diğer yetkililer ve vatandaşlar da katıldı. Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek yürüyüşte yaptığı konuşmada en etkili sağlığı koruma bilinci olduğunu ifade etti. Dinçyürek ilk önce hasta olmamayı başarmak gerektiğini ifade ederek sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme, düzenli sporun da önemine vurgu yapmış oldu. Halk sağlığı etkinlikleri kapsamında yapılan yürüyüşte. Vatan Gazetesi'ne geçiş yapıyoruz. Ülkemiz basınında gazete manşetlerine devam ederken sıra Vatan Gazetesi'ne geldi sayın seyirciler. Vatan Gazetesi trafik kazaları ve yollarda alkol tehlikesi başlığıyla da alkollü bir şekilde seyir halinde bulunan araçlarla ilgili bir konuya bugün manşetinden yer veriyor. Bakalım trafikteki önemli sorunlardan bir tanesi olarak görülen alkollü araç kullanma meselesinde Vatan Gazetesi ne gibi detaylar paylaşıyor, hangi perspektiften paylaşıyor? 2018'den bu yana ülkemizde 12 binden fazla sürücünün alkolden rapor edildiği ifadesi öne çıkıyor. Öncelikle 6 yıla yakın bir bu sürede alkollü sürücülerin karıştığı 1500 civarında kazada da maalesef ki 54 kişinin hayatını kaybettiği ve 500'den fazla kişinin de yaralandığı aktarılıyor. Uzun ve ağır tedavilere rağmen birçok insanın da eski sağlığına kavuşamadığına dikkati çekiyor Vatan Gazetesi.
Alkol trafikte kaza riskini artıran faktörlerin başında gelse de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl ortalama 2000 kişinin alkollü sürüşten dolayı rapor edildiği, bazı sürücülerin nefesindeki alkol oranının 300-400 promile kadar çıktığı ki bu oranın da kişinin dengesinde ve koordinasyonunda bozulmaya neden olan ciddi bir sarhoşluk hali demek olduğunu ifade ediyor. Kayıtlı araç sayısının 470 bin olduğu ülkemizde ölümlü trafik kazaları her dönem toplumunda, devlet ve hükümet yetkililerinin de gündeminde, ancak uyarılara, cezalara ve maalesef ki kayıplara rağmen ölüme ve kalıcı sakatlıklara neden olan trafik kazaları azalmıyor. Birçok aile dinmeyen acılarla baş başa kalıyor. Ateş de düştüğü yeri yakıyor dedi Vatan Gazetesi. Sayın seyirciler, alkollü araç kullanımının noktasında meydana gelen trafik kazalarıyla ilgili bu kazaların oranları, yaralanan ve hayatını kaybeden kişilerin rakamsal bazda oranları aktarıldı. Bugünkü manşetin konusu oldu Vatan Gazetesi'nde. Sür manşete geldiğimiz zaman Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay'ı görüyoruz Vatan'da. Bu istihdamlarla binlerce gencimize haksızlık ediliyor dedi Özersay. Baktığımızda Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi hükümetinin ara seçim arifesinde onlarca kişiyi sınavsız ve münhasız olarak geçici işçi adı altında partizanca işe aldığı noktasında bir ifade kullandı. Bunu savundu diyor Vatan Gazetesi. Bu amaçla koalisyonun ortağı 3 siyasi parti arasında sayı pazarlıkları yapıldığını ileri süren Kudret Özersay, son yapılan elektrik kurumu sınavının önce iptal edildiğini, daha sonra da şaibeli olarak nitelediği bir sınavın yapılmasıyla yine partizanca işe alımlar yapıldığını savundu. Logo kenarındaki habere bakalım. İnce Av başladı. Üvey İkfaslı avı olarak da bilinen ikinci ince av mevsimi dün başladı. Avcılar ikinci ince avda dün ve 10-17-24 Eylül pazar günlerinde toplam 4 gün avlanabilecekler. Resmi gazetede yayımlanan av günleri, avlanacak av hayvanları ve av bölgeleri değişiklik tüzüğü uyarınca ikinci ince av sezonunda nerelerde avlanılabileceği ince av haritasıyla belirlendi diyor Vatan Gazetesi. Bunu da aktarmış olalım sizlere. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ders kitaplarındaki güncelleme konusuyla ilgili yapmış olduğu açıklama Vatan Gazetesi'nin de ön sayfasındaki yerini almış oldu. Ders kitabı güncelleme çalışmaları süreklilik arz eden dinamik bir süreçtir diyor Milli Eğitim Bakanlığı. Öğretim programı geliştirilmesi ve buna bağlı olarak ders kitabı güncelleme çalışmalarının süreklilik arz eden dinamik bir süreç olduğuna işaret ederek, ders kitaplarının güncelleme işleminin hiçbir zaman tamamlanacak bir işlem olmadığına işaret etti aktarılanlara göre. Güney Kıbrıs'taki ırkçı saldırılarla, göçmen karşıtı saldırılarla ilgili yaşanan gelişmelere dikkatimizi çeviriyoruz. Yeniden Rum polisi seyretti, ırkçılar saldırdı diyor Vatan Gazetesi. Limasol'da Suriyelilere gece baskını başlığıyla bu sefer saldırılarla ilgili haberi tekrarlamış olduk. Sağlık Bakanlığı'nın sağlıkla kal yürüyüşü düzenlediği haberiyle devam edelim. 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında Sağlık Bakanlığı Sağlıkla Kal adı altında bir yürüyüş düzenledi. Yürüyüşle başlayan etkinlikler hafta boyunca da devam edecek. Lefkoşa Dereboyu Avenue önünde başlayan yürüyüşe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Sağlık Bakanı Hakan Dinçerek ile diğer yetkililer ve vatandaşlar katılım gösterdi. Son haberimiz Vatan Gazetesi'nden. Atlı sınav sorularının önceden verildiği ciddi suç içeren iddialar var. Neden bu sessizlik sorusunu yöneltti? Mine Atlı'nın bu sorusu da haberin başına yansıdı. Bakalım. Mine Atlı dün gün boyunca basına ve sosyal medyaya yansıyan iddiaların skandal niteliğinde olduğunu belirttiği açıklamasında, yüzlerce insanın haftalarca ders çalışarak hazırlandığı, birçoğunun da belki de emeğiyle ve bilgisiyle sınavı kazandığı halde bilgisiz ve liyakatsiz kişilerin bu kişilerin hakkını gasp etmiş olabileceğini söyledi.
Mine Atlı'nın bu açıklamasıyla birlikte Vatan Gazetesi'nin ön sayfasında yer alan tüm haberleri de aktarmış oluyoruz ve devam ediyoruz ülkemiz basınında Halkın Sesi gazetesini ekranlarınıza taşımaya. Halkın Sesi gazetesi daha neyi bekliyoruz sorusuyla bugünkü manşet haberini trafik kazalarına ayırmış oldu. Ekranlarınızdan da görebileceğiniz gibi sayfanın hemen hemen çok büyük bir kısmını kapsayan bir manşet haber ve yine kaza yapan bir arabanın fotoğrafıyla da vurgulayıcı bir haber, bir manşet haber konusu oldu. Halkın Sesi gazetesinde trafik kazalarına yönelik olarak bakalım Halkın Sesi gazetesi trafik kazalarına ilişkin bu manşet haberini nasıl aktarıyor okurları için. Kayıtlı araç sayısının 470 bin olduğu ülkemizde ölümlü trafik kazaları azalmak bilmiyor. Ülkemizde bu yıl içinde 30 ölümlü kaza meydana gelirken maalesef ki bu kazalarda da 33 kişi hayatını kaybetti. 30 ölümlü kaza ve bu kazalarda hayatını kaybeden 33 kişi sayın seyirciler. 2018'den bu yana ülkemizde 12 binden fazla sürücünün alkol kullanımı dolayısıyla rapor edildiği ifade ediliyor. 6 yıla yakın bu süre içerisinde alkollü sürücülerin karıştığı 1500 civarındaki kazada da 54 kişinin hayatını kaybettiği, 500'den fazla kişinin yaralandığı ve uzun ve ağır tedavilere rağmen de birçok insanın eski sağlığına kavuşamadığı ifadesi yer alıyor. Alkollü sürüşe karşı cezaların daha caydırıcı olması için adım atan Polis Genel Müdürlüğü hazırladığı yasal düzenlemeyi Ulaştırma Bakanlığı'na iletti. Polis Genel Müdürlüğü Trafik Müdürü İbrahim Ulusoy, yeni yasal düzenleme hayata geçirilirse trafikte ölüme neden olan olanlarda suçun alkol veya uyuşturucu tesiri altında işlenmesi halinde cezanın 14 yıla ve asgari ücretin 75 katına kadar çıkarılabileceğini bildirdi. Bunun tekrar altını çizmiş olalım. 14 yıl ve asgari ücretinde 75 katına kadar bir ceza olabileceği noktasında bir düzenleme hayata geçirilmesi hedefleniyor diyelim. Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Doktor Mehmet Zeki Avcı'nın da bu noktada bir açıklaması var. Şehir içlerinde 300-400 promil alkolle kazaya karışan sürücüler var. Buna ancak caydırıcı cezalarla dur denilebilir. 200 bin sterlinlik araba sürenler mevcut para cezalarından korkmuyor dedi Mehmet Zeki Avcı. Psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Mehmet Çakıcı ise insanlarımız yollarda ölüyor. Bundan daha önemli bir şey olabilir mi? Olamaz. Eğitim eksik, tedbir eksik, bağımlılığın tedavi boyutu da eksik. Ne bekliyoruz sorusunu sordu. Alkol kullanarak trafikte arabalarla seyir halinde olan sürücülerin yapmış olduğu kazalar nedeniyle yaşanan kayıplar ve kaza oranlarıyla ilgili Halkın Sesi gazetesinin mevcut manşeti bu şekilde aktarıldı bugün okurları için. Yine detaylarını iç sayfalarda da takip edebilmeniz mümkün olacak. Halkın Sesi gazetesinin ön sayfasında sürmanşet haberleri de yer alıyor. Devlet adeta çökertiliyor başlığıyla aktarılan sürmanşet haberinde Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay'ın açıklamasını görüyoruz. Hükümetin onlarca kişiyi sınavsız ve münhalsiz olarak geçici işçi adı altında partizanca işe aldığını, Kıptek sınavına da şaibe karıştırıldığını söyledi Özersay ve devlet adeta çökertiliyor dedi. Bu şekilde bir ifade kullandı. Güney Kıbrıs'taki ırkçı göçmen karşıtı saldırılarda yaşanan gelişmelere ilişkin yeniden Halkın Sesi gazetesinin de aktardıklarını paylaşmış olalım. Sürmanşette evsiz yabancıyı bile dövdüler diyor Halkın Sesi gazetesi. Limassol'da geride bıraktığımız cuma akşamı meydana gelen olaylarda maskeli kişilerin bir mağaza dışında uyuyan evsiz bir yabancıya saldırdıkları ve dövdüklerini gösteren videolar ortaya çıktı. Olaylarda 13 kişi tutuklanırken binlerce euro değerinde de zarar meydana geldiğini aktarıyor. Halkın Sesi gazetesinin ön sayfası bu şekilde ve geçiyoruz Yeni Bakış gazetesine sayın seyirciler.
Yeni Bakış gazetesi ülkemiz basınından sizlere aktaracağımız son gazete olacak. Bunun da altını çizmiş olalım ve Yeni Bakış gazetesi alkollü araç kullanımı noktasında bugünkü manşetini aktarmış oluyor. Az önce Halkın Sesi gazetesinden de paylaştığımız gibi sizlerle alkol kullanımı ilkokul düzeyine indi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl ortalama 2000 kişi alkollü sürüşten dolayı rapor ediliyor. Bazı sürücülerin nefesindeki alkol oranı 300-400 promile kadar çıkıyor. Üst başlığını kullandı Yeni Bakış gazetesi. Hem alkol kullanım oranı ile ilgili hem de bunun trafikteki seyir halinde araçlarda sürücülerin yapmış olduğu kaza oranlarına, ölüm oranlarına kadar ifadelere yer verdiği bir manşet haber oldu. Bakalım Yeni Bakış gazetesi bu konuyu nasıl aktarmış okurları için. 2018'den bu yana bu ifadeyi aktarmıştık. Ülkemizde 12 binden fazla sürücü alkolden rapor edildi. 6 yıla yakın süre içerisinde de alkollü sürücülerin karıştığı 1500 civarındaki kazada da 54 kişi hayatını kaybederken 500'den fazla kişi de yaralanmış oldu. 2023 yılının ilk 8 ayında meydana gelen kazalarda da 33 kişi hayatını kaybetti. 33 kişiden 10'unun ölümüne alkol nedeni oldu. Ülkedeki kaza sebepleri arasında sürat ilk, alkol ikinci sırada. 2023 daha tamamlanmadan alkol ilk sıraya yerleşmiş oldu. 8 ay içerisinde sürat 1, alkol ikinci sıradaydı. Ancak yılın yarısını daha geride bırakmışken alkol ilk sıraya yerleşti. Maalesef ki Yeni Bakış gazetesinin aktardığı bir detay bu. Psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Çakıcı, alkol kullanımı arttıkça suç oranları, trafik kazaları, şiddet olayları artar dedi ve çarpıcı bir gerçeği gözler önüne serdi. Çakıcı, ilkokul çağındaki alkol deneme oranı %20 dedi. Bu noktada ilkokul çağına kadar düşen ve %20 seviyelerinde seyreden bir alkol kullanım oranı olduğunu aktarıyor bizlere Profesör Doktor Mehmet Çakıcı. Çakıcı'nın açıklamasıyla devam edelim manşette. Sigara, alkol ve uyuşturucuyla ilgili programın 2018'den beri liselerde okutulduğunu biliyorum ama etkin şekilde okutulduğundan emin değilim. Ortaokullarda bu program yok. İlkokullarda uyuşturucu olmasa bile sigara ve alkolle ilgili eğitim olmalı. Ben bunun da önemsenmediğini görüyorum diye konuştu. Çakıcı'nın açıklamalarının da yansıdığı bir manşet haber oldu. Alkol kullanımı ve trafikte seyir halinde olmakla ilgili detaylarıyla iç sayfalardan da takip edebileceksiniz. Yeni Bakış gazetesi de bugün manşetinden aktarmayı tercih etti bu konuyu bugün sayın seyirciler. Bu hükümetin devamına göz yuman herkes sorumludur başlığıyla da Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay'ın yapmış olduğu bir takım eleştiriler vardı. Yeni Bakış gazetesi paylaşıyor sürmanşetinden Özersay'ın eleştirilerini. Özersay, Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi hükümetinin son dönemde önce ara seçim arifesinde onlarca kişiyi sınavsız ve münhalsiz olarak geçici işçi adı altında partizanca işe aldığını, bu amaçla koalisyonun ortağı 3 siyasi parti arasında sayı pazarlıkları yapıldığını, ardından son yapılan elektrik kurumu sınavının önce iptal edilmesi, daha sonra da son derece şaibeli bir sınavın yapılmasıyla yine partizanca işe alımlar yapıldığını savundu. Özersay, mecliste kalmayı tercih eden muhalefetse bu hükümetin sona ermesi için bir adım atmak yerine ülkenin avuçlarımızın arasından kayıp gitmesine maalesef seyirci kalıyor ifadesini kullandı diyor Yeni Bakış gazetesi. Özersay'ın eleştirileri sürmanşette aktarıldı. Devam edelim ön sayfada yer alan diğer gelişmelere. Rum yönetiminden Türkiye'ye taahhütlü mesaj. Rum yönetiminin New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu öncesinde Türk tarafının Kıbrıs sorunundaki tavır ve davranışını değiştirmesini sağlamak hedefiyle Türkiye'ye üçüncü taraflar aracılığıyla mesajlar göndermekte olduğu ilk mesajı Salı günü Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Yerapetridis'in götüreceği bildirildi diyor Yeni Bakış tarafından. İnci av başladı. Üveyik Fassa avı olarak da bilinen ikinci inci av mevsimi dün başladı.
Sağlıkla kal yürüyüşü düzenlendi. Halk sağlığı haftası etkinlikleri kapsamında yapılan bir yürüyüştü. 3-9 Eylül tarihlerinde halk sağlığı haftası etkinlikleri yapılıyor. Bu kapsamda sağlıkla kal yürüyüşü düzenlendi. Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, Sağlık Bakanı ve yine diğer yetkililer ve vatandaşların da katılımıyla gerçekleşen bir yürüyüş olmuştu. Bunun da altını çizelim. Eleştiriler dikkate alınmak üzere not ediliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitap güncellemeleri dolayısıyla yapmış olduğu açıklaması, tartışmalara neden olan güncellenen okul kitaplarıyla ilgili Eğitim Bakanlığı'nın yaptığı açıklama, öğretmenlerden gelecek görüş ve önerilerle birlikte güncelleme çalışmalarının devam edeceğini kaydediyor bakanlık. Yine bu açıklamada ayrıca ders kitaplarına yapılan eleştiriler dikkate alınmak ve değerlendirilmek üzere not ediliyor ifadeleri kullanılmış oldu sayın seyirciler. Ve Yeni Bakış gazetesi, az önce de ifade ettiğimiz gibi gazetenin başında ülkemiz basınından sizlere aktaracağımız son gazete oluyor. Ve Sabah Haber'de gazete manşetlerine şimdi Türkiye basınıyla kaldığımız yerden devam edelim. Evet sayın seyirciler, saatlerimiz 7.42'yi gösterirken Türkiye basınında gazete manşetleriyle Sabah Haber'e devam ediyoruz demiştik ve bu noktada ilk gazetemiz Yeni Şafak gazetesi oluyor. Yeni Şafak gazetesi CHP'de DHKPC krizi başlığına yer verdi bugünkü manşeti için. CHP'de kurultay takvimi işlerken İstanbul Fatih'teki kongrede DHKPC krizi çıktı. Kongrede hem değişimciler hem genel merkezin adayı olan Yavuz Nazlı Gür'ün 2000 yılında DHKPC'den yargılandığı ve tutuklandığı ortaya çıktı. Skandal patlayınca Nazlı Gür'ün ismi apar topar listeden çıkarıldı. İptal edildiği açıklandı ama CHP Fatih İlçe Başkanı Yusuf Yetişkin partinin Twitter hesabından partimizi kamuoyunda tartıştırmama adına kongremizi ileri bir tarihe erteliyoruz açıklaması yaptı. Salonda taraflar arasında kavga çıktı ve partinin eski ilçe başkanı Soner Özimer yeniden başkan oldu. Yetişkin'si adı il delegesi olarak yazılmayınca salonu terk etti. Cezaevinde ölüm orucuna katıldı. CHP'nin Fatih ilçe başkanı yapmak istediği Nazlı Gür, 1999 yılında Başbakanlık ve Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı Bölge Müdürlüğü'ne yapılan bombalı saldırıda yer almakla suçlandı. Yasa dışı örgüt üyesi olmak ve patlayıcı madde atmak suçlarından yargılandı. Cezaevindeyken de ölüm orucuna katıldı. Gazetenin manşeti bu şekilde aktarılıyor sayın seyirciler. Devam edelim diğer gelişmelerle. Sabancı çiftini hastanede ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, denizde geçirdikleri kazada yaralanan Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ile eşi Vuslat Doğan Sabancı'yı tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti. Çifte geçmiş olsun dileklerini ileten Erdoğan, durumları hakkında doktorlardan bilgi aldı. Samsun'u sel bastı. Samsun'da sağanak yağış sele dönüştü. Merkez ilçeler Canik ve İlkadım'da daha fazla etkili olan yağış dolayısıyla rögarlar taştı, trafik taksamalar yaşandı. Bazı ev ve iş yerlerini de su bastı, ağaçlar devrildi. Yollardaki çökme nedeniyle de park halindeki araçların zarar gördüğü ifade ediliyor. Stokçular zorda. Ticaret Bakanlığı'nın ikinci el araçlar sıfırdan pahalıya satılamaz kuralı stokçuların yüksek kar hayalini yıktı ve zarar etme dönemi başladı. Zararlarını azaltmak için de ticaretlerini stokladıkları araçlarla yapıyorlar. Alacaklılara nakit yok araba vereyim gibi tekliflerde bulunuyor ya da araçlarını konut arsayla takas etmeye çalışıyorlar. Stokçunun bir araçtaki zararının en az 300 bin lira olduğu belirtiliyor ifadesine yer verdi Yeni Şafak gazetesi.
Hürriyet Gazetesi ile devam ediyoruz. Hürriyet Gazetesi, Cumhuriyet'in 100. yılında Atatürk'ün kızları Avrupa şampiyonu, harikasınız başlığını kullanmış bu haber için. Rüya gerçek oldu. Sev Avrupa Kadınlar Voleybol Şampiyonası finalinde milli takımımız Sırbistan'ı yenerek Avrupa şampiyonu oldu diyor Hürriyet Gazetesi sayın seyirciler. Bu gurur verici gelişmeyi ön sayfasından paylaşıyor gazete. Nefes kesen mücadele. Brüksel'deki nefesleri kesen karşılaşmada iki kez geriye düşsek de dördüncü seti kazanarak beraberliği yakaladık. Ardından üstün oynadığımız final setini Vargas'ın smacıyla 15-13 kazanarak Avrupa'nın en büyüğü olduk. Salonu dolduran gurbetçiler 2 saat 21 dakika süren maç boyunca hiç susmadı. 85 milyonun gururu. 85 milyonun ev, meydan ve parklarda milyonlarca Türk'ün dünyanın dört bir yanında heyecanla izlediği maç sonrası büyük coşku yaşandı diyor Hürriyet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan millilerle telefonda konuştu ve hepimize büyük bir gurur yaşatan filenin sultanlarını canı gönülden tebrik ediyorum mesajını yayınladı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Simge oldular. 2003'te ikinci oldukları Avrupa Şampiyonası'yla birlikte filenin sultanları unvanıyla anılmaya başlayan kadın voleybol milli takımımız Türk kadınlarının günümüzde en önemli simgelerinden biri, genç kızlar ve sporcular için idol diyor Hürriyet Gazetesi ve kazanılan mücadeleden yansıyan fotoğraflar, sevinç gösterilerinin yansıdığı fotoğraflar bugün Hürriyet Gazetesi'nin manşet haberinde çok geniş bir şekilde yer alıyor sayın seyirciler. Sabah gazetesi ile devam edelim. Sabah gazetesi, Atatürk'ün hediyesi arazi 67 yıldır davalık, yaverin hukuk mücadelesi ifadesi öne çıkıyor bu haberde. Bakalım hep birlikte, Atatürk 1923'te yaveri Abdülkadir Bahçeci'ye ekmesi için Sivas'ta büyük bir arazi hediye etti. 1956'da Mera'ya dönüştürülen arazi için 67 yıldır hukuk mücadelesi veriliyor. En uzun dava. 15 yıl kendisiyle cepheden cepheye koşan Abdülkadir Bahçeci'nin eşi Kamer Hanım'ın yazdığı yardım mektubunu okuyan Atatürk, Hafik'teki büyük bir araziyi aileye hediye etti. 1956'da arazinin Mera'ya dönüştürülmesi üzerine başlatılan hukuk mücadelesi 3 kuşaktır sürüyor. Bizim onur meselemiz. Abdülkadir Bahçecik ve oğlu Turan bugün hayatta değil. Torun Yusuf Bahçecik dedesinin davasını devam ettirdiğini söyleyerek ölürsem çocuğum takip edecek diyor. Yargıtay Bahçecik ailesi lehine kararı bozarak yerel mahkemeye gönderdi. Cumhuriyet gazetesiyle devam edelim sayın seyirciler. Bir sonraki gazete Türkiye basınından aktaracağımız. Öncelikle A milli kadın voleybol takımımız Avrupa'nın en büyüğü, atanın kızları tarih yazdı diyor Cumhuriyet. Filenin sultanları SEV 2023 Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Finale milli voleybolcumuz Vargas 41 sayıyla damgasını vurdu. Baş başa geçen maçta düğümü 5. setteki mücadelemiz çözdü. Tribünde adalar imara açılmasın pankartı açılırken Ebrar Karakurt'a büyük destek vardı. Bir diğer öne çıkan haber, ortaokullarda artan dayatmalara karşı büyük mücadele başlıyor. Eğitimciler direnecek, uyum zili çalacak, ortak bildiri okunacak ifadeleri yine bu haberde öne çıkan ifadeler oldu. Detaylarıyla hem ön hem iç sayfada bulabilirsiniz. Ve son haber Cumhuriyet'ten aktaracağımız, sağanak sele dönüşlü araçları sürükledi. Aşırı yağışların etkili olduğu Samsun sele teslim oldu diyor gazete. Canik ilçesinde sanayi sitesini su basarken alt geçitler, caddeler dereye dönüştü. Mahsur kalan 500'ü mevsimlik tarım işçisi 618 kişi kurtarıldı. Yağışların bugün de devam edeceği açıklandı. Milliyet gazetesine bakalım. Milliyet gazetesi de bugünkü ön sayfası için Avrupa'nın da sultanları. Filenin sultanları namalup Avrupa şampiyonu, Avrupa'nın da sultanları ifadesini kullanıyor Milliyet gazetesi. Filenin sultanları Milletler Ligi'nin ardından Avrupa Şampiyonası'nda da tarih yazdı. Brüksel'de Sırbistan'ı deviren millilerimiz Avrupa'nın en büyüğü oldu. İlk kez Avrupa
şampiyonu. Türkiye'yi ekranlara kilitleyen ve büyük heyecana sahne olan dev finalde A Milli Kadın Voleybol takımımız Sırbistan'la karşılaştı. Son derece çekişmeli geçen karşılaşmada Filenin Sultanları rakibini 3-2 yenerek Avrupa şampiyonu oldu. Tarihinde ilk kez Avrupa'nın en büyüğü olan millilerimiz kupanın ve altın madalyanın sahibi oldu. Mücadeleyi 41 sayıyla tamamlayan Vargas şampiyonanın en değerli oyuncusu seçildi. 100. yıla armağan. Hayır, asla pes etmediler, teslim olmadılar. Bilgili, yetenekli, çalışkan ve eşsiz bir adanmışlıkla mayalanmış emeklerini özlemle beklenen altın gurur madalyalarını dönüştürüp Avrupa Şampiyonluğu Kupası'nı Cumhuriyetimizin 100. yılına armağan ettiler ifadesiyle de yine A Milli Kadın Voleybol takımının galibiyeti aktarılıyor bu ifadelerle sayın seyirciler. Ve geçiyoruz Akşam Gazetesi'ne. Akşam Gazetesi, danışman krizi CHP'yi karıştırdı, Perinaz sendromu başlığını kullanıyor manşet haberi için. Atatürk'e hakaret eden Perinaz Yaman'ın CHP'de danışman olması parti tabanını öfkelendirdi. Kılıçdaroğlu, araştıracak zamanım yoktu dedi. Belgesi çıkınca kayboldular. Atama CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem'le Kadın Kolları Başkanı Aylin Nazlı Aka tarafından yalanlandı. Ancak iki isim de atamanın Kemal Kılıçdaroğlu imzalı belgesi ortaya çıkınca sessizliğe büründü. Öztrak 4 Haziran'dan önceydi. Ardından Yaman'ın CHP'deki makamında çalışmaya devam ettiği gündeme gelince parti sözcüsü Öztrak 4 Haziran'dan önceydi diyerek atamayı doğruladı deniliyor. Türkiye Gazetesi'ne hızlı bir geçiş yapıyoruz. Türkiye Gazetesi, Dışişleri Bakanı 10 günde 7 sancılı bölgeye gitti. Fidan'ın çözüm rotası. Hakan Fidan son dönemde özellikle krizlerle boğuşan ülkeleri ziyaret etti. Bu yoğun trafik Türkiye'nin küresel ve bölgesel gücüne güç kattı. Her krizde devredeyiz. Her ziyaret bir mesaj ifadeleri öne çıkıyor. Samsun'daki sel de sayın seyirciler gazetenin ön sayfasındaki yerini aldı. Samsun'da sel, Sivas'ta dolu, Bursa'da yangın, felaket başlığını kullanıyor gazete bu gelişmeler için. Sözcü gazetesine geçiş yapıyoruz. Sözcü gazetesi, yüksek enflasyon ve zam yağmuru nefes aldırmıyor. Öğretmenler de borç batağında. 11 Eylül'de öğrencileriyle buluşmaya hazırlanan öğretmenler borç içinde yüzüyor. %90'ının bankaya borcu var. 1/3'ü geçinmek için ek iş yapıyor. Sözcü gazetesinin bugün öne çıkardığı gazete manşet haber bu şekilde. Ve Sözcü gazetesiyle birlikte sayın seyirciler, Türkiye basınında bugün gazetelerin manşetlerine yansıyan gelişmeleri de sizlerle paylaşmış olduk. Ve şimdi Sabah Haber'de hız kesmeden Güney Kıbrıs basınıyla gazete manşetlerine devam ediyoruz. Evet sayın seyirciler, Sabah Haber'de ilk saati yavaş yavaş geride bırakırken şimdi de Güney Kıbrıs basınıyla gazete manşetlerine bakmaya devam ediyoruz. İlk gazetemiz Harafi gazetesi oluyor. Dilerseniz başlayalım. Harafi gazetesi bugün manşetinden aktardığı haberinde demokrasi ve insanlık değerlerine dair ses getiren mesaj başlığını kullanarak Akel'in bu gece Limassol bölgesinde Diketirio meydanında kitlesel bir seferberlik düzenleyeceğine değiniyor. Detaylarda AKEL Genel Sekreteri Stefanos Stefanou'nun yaptığı açıklamada Güney Kıbrıs'ın geçmişte faşist bir azınlık tarafından yok edildiğini ve bunun tekrar olmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Bir Arap ülkesinin büyükelçisinden Limassol'daki faşist şiddete ilişkin Rum Dışişleri Bakanlığı'na mesaj gönderildiği ve şapkalı adamların gıda dağıtımcılarına da soygunlara başladıkları aktarılıyor. Gazete sür manşetten aktardığı haberinde ise Birleşmiş Milletler Genel Konseyi'nin ve Avrupa Konseyi'nin Kıbrıs sorunu için belirleyici önem taşıdığına değiniyor. Alifya ile devam edelim. Alifya, Birleşmiş Milletler'in kararlarını önleme çalışmaları başlığını kullandığı manşetinde Washington'ın Kıbrıs'a bir Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı atama girişiminde bulunmaya hazırlandığına değiniyor.
Haberin detaylarında özel mi, kişisel mi olacağı belirtilmediği ve aynı zamanda görev şartlarının ve süresinin netleşmediği bir Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs Özel Danışmanı atanması girişiminde bulunulduğu, ayrıca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları temelinde Kıbrıs sorununun çözümüne katkı sağlamayacağının düşünüldüğü bu kişiyi, Washington'ın Eylül ayının son 10 günü içinde yapılacak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na sunmayı planladığı aktarılıyor. Devam edelim bir diğer gazetemiz olan Filelefteros'la. Filelefteros manşetten paylaştığı haberinde bir sonrakine kadar kalacaklar başlığını kullanarak Papa Theodoru ve Prokopiu için ultimatum geldiğine ve önümüzdeki birkaç günün polis müdürü ve kamu düzeni bakanı için belirleyici olacağına değiniyor. Haberin içeriğinde önümüzdeki birkaç günün Rum polis müdürü ve kamu düzeni bakanı açısından belirleyici olduğu, Rum lider Nikos Hristodulidis'in aceleci davranmak istemediği ve Papa Theodoru'ya ve Prokopiu'ya ultimatum mesajları göndererek en ufak bir hataya yer vermeyeceğini açıkça belirttiği aktarılıyor. Son gazetemiz Güney Kıbrıs Rum basınından aktaracağımız Politis gazetesi oluyor. Dayanışmanın patlaması, şiddetin panzehiri başlığıyla aktarılan manşette Güney Kıbrıs halkının şapkalı saldırganlara karşı kalkan olduğuna değiniyor. Detaylarda Güney Kıbrıs halkının faşist şiddet kurbanlarına büyük bir dayanışma mesajı verdiği ve elektronik ortamda çok kısa bir sürede aşırı sağcıların saldırılarından yaralananlar için 16 bin euro toplandığı aktarıldı deniliyor Politis gazetesinde sayın seyirciler ve Güney Kıbrıs basınından aktaracağımız manşetler de bu şekildeydi. Güney Kıbrıs'a dair gelişmeler ve gazete manşetlerini böylelikle tamamlamış oluyoruz sayın seyirciler. Şimdi çok kısa bir araya gidiyoruz. Saatler tam 8'i gösterdiğinde hem düne hem de bugüne ilişkin haberlerin yer aldığı haber bültenimizle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Aykan Gürses ve Aziz Kara Aziz'le Manşet Artı hafta içi her sabah saat 9'da BRT 1'de. Sanata ve hayata dair her şey İpek'in dünyasında buluşuyor. Renkli, keyifli, eğlenceli sohbetler, kültür sanat, müzik, aktüalite. İpek Amber'le İpek'in dünyası her salı ve perşembe 10'da BRT 1'de. Müzik gezegeni ülkemiz müzisyenlerini ekrana taşıyor. Söyleşiler, yeni çalışmalar, canlı performanslar. Muhittin Yangın'la Müzik Gezegeni her salı ve perşembe 21'de BRT 1'de. Tüm spor branşlarında yaşanan gelişmeler, gündem yaratan konular, konuklarla birlikte Sportif'te değerlendiriliyor. Ahmet Ogan'ın hazırlayıp sunduğu Sportif programı BRT ekranlarında. Çok takip edilen, güne gündeme açılan pencere BRT Web. Kuzey Kıbrıs'tan ve dünyadan günün son dakika haberleri, spor, magazin, teknoloji, ekonomi, sağlık, eğitim, canlı yayınlar, video ve galeriler, kısacası gündeme dair her şey, en doğru, en güncel haberlerin anlık takibi için BRT Web. Gündeme açılan pencere. BRT Web. Kıbrıs Türk futbol tarihine damga vuran, yıllarca futbol sahalarında top koşturmuş, takımının formasını gururla taşımış, çok değerli eski futbolcuları yeniden ekranlara getiriyoruz. Anılarını, yaşadığı enteresan maçları, başarılarını ve şampiyonluklarını yeniden hatırlatıyoruz. Yapım ve yönetimini Ahmet Ogan'ın üstlendiği, Kaya Emiroğlu'nun sunduğu Futbol Anıları programı BRT ekranlarında.
Evet sayın seyirciler, Sabah Haber'de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Güncel gelişmeleri ekranlarınıza yansıtmaya saatlerimiz 8'i gösteriyor ve haber bültenimizle gelişmelere bakalım, hem düne hem de bugüne yansıyanlara. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklamasıyla başlayacağız. Bakanlık ders kitaplarındaki güncelleme sürecini değerlendirerek, ders kitabı güncelleme çalışmaları süreklilik arz eden dinamik bir süreçtir açıklamasında bulundu. Bu bağlamdan hareketle kamuoyunda ders kitaplarına yapılan eleştirilerin dikkate alınmak ve değerlendirmek üzere not edildiğini ifade eden bakanlık, buna paralel olarak birebir uygulayıcı olan öğretmenlerden gelecek görüş ve önerilerle birlikte de güncelleme çalışmaları devam edeceğini kaydetti. Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda okutulan ders kitaplarında yapılan güncellemelerle ilgili olarak kamuoyunda ortaya çıkan tartışmalar sonrası konuya açıklık getirmek ihtiyacı hasıl olduğunu belirtti. Bakanlık, öğretim programı geliştirilmesi ve buna bağlı olarak ders kitabı güncelleme çalışmalarının süreklilik arz eden dinamik bir süreç olduğuna işaret ederek, ders kitaplarının güncelleme işleminin hiçbir zaman tamamlanacak bir işlem olmadığını kaydetti. Kitaplarda güncelleme çalışmalarının her yıl rutin olarak yapıldığını ifade eden Milli Eğitim Bakanlığı, geçmiş yıllarda da çeşitli seviye ve düzeydeki kitapların öğretmenler ve toplumun farklı kesimlerinden gelen görüşler değerlendirilerek düzeltildiğini ve güncellendiğini aktardı. Kitapların çağdaş yaklaşımlar gereği öğretim programlarındaki yaklaşımlar esas alınarak öğrenci merkezli ve yapılandırmacı bir eğitim yaklaşımı takip edilerek hazırlandığını belirten Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili açıklaması şöyle. Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımını öğrenenin kendi yetenekleri, güdüleri, inançları, tutumu ve tecrübelerinden edindikleriyle oluşan bir karar verme sürecidir. Birey öğrenme sürecinde seçici, yapıcı ve etkindir. Her bireyin yaşantısı farklı olduğundan bilgi bireyden bağımsız değildir. Aynı ortamda, aynı dersi dinleyen kişiler aynı şeyleri anlamazlar. Çünkü bilgi özneldir. Bireyin ön bilgileri, ön yaşantıları, değer ve tutumları gibi birçok etkene bağlı olarak gerçekleşir. Öğrenmenin kontrolü bireydedir. Öğrenmeye öğretmeniyle birlikte yön verir. Talim ve Terbiye Dairesi 2021-2022 ve 2022-2023 öğretim yıllarında başlattığı kapsamlı çalışma kapsamında 30'dan fazla okulu ziyaret ederek gerçekleştirdiği odak grup toplantılarında kitaplar ve öğretim programları hakkında öğretmenlerle görüşmüş ve önerilerini almıştır. Bizzat proje yürütücüleri ve komisyon başkanlarıyla yapılan görüşmelerde de bazı programlarla kitap içeriklerinin uyuşmadığı tespiti ortaya konmuştur. Ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Talim ve Terbiye Kurulu'yla istişare edilerek benzer bir durum tespiti yapılmıştır. Elde edilen verilerin en önemlisi okullarımızda çok kültürlü bir yapı oluşmasının yarattığı sorunlar olmuştur. Bunun yanında Türkçe kitaplarında özellikle 4. ve 5. sınıf düzeylerinde anlama becerileri, okuma, dinleme ve anlatım becerileri, konuşma, yazma dışında ağırlıklı olarak dil bilgisi konularına yer verildiği belirgin olarak ortaya çıkmıştır. Bunun yanında TEPGEP projesi çerçevesinde üretilen sosyal bilgiler programında yer alan öğrenme çıktılarının hazırlanan sosyal bilgiler kitaplarında yeterince yer almadığı tespit edilmiştir. Benzer bir durum matematik öğretim programıyla matematik kitapları arasında da görülmektedir. Bu çalışmalardan elde edilen veriler doğrultusunda 2023-2024 yılında ilköğretim okulları ve ortaokullarda okutulacak ders kitaplarının güncellenmesi çalışmaları başlatılmıştır. Bu kapsamda 65 ders kitabıyla ilgili olarak çalışmalar yürütülmüştür. Güncellemesi yapılan ders kitapları şunlardır. Hayat bilgisi 1-3, sosyal bilgiler 4-7, fen ve teknoloji 4-8, Türkçe 1-8, matematik 1-8, bilişim ve kodlama 6-8, Kıbrıs tarihi 6-8, din kültürü ve ahlak bilgisi 6-8, sosyal beceri eğitimi 1-5. Bu çalışmalarda yer almak üzere gönüllülük esasıyla alanında deneyim sahibi, hiçbir ticari kurumla bağlantısı olmayan 16 öğretmen ve 7 uzman seçilmiş ve görevlendirilmiştir. Yürütülen güncelleme çalışmaları sonucunda yukarıda söz edilen 65 ders kitabı
ilgili öğretim programlarıyla uyumlaştırılmış, programlarda yer alan öğrenme çıktılarını destekler şekilde güncellenmiştir. Toplamda yaklaşık 10 bin sayfada 7 bin görsel gözden geçirilmiştir. Öğrenme ve öğrenmenin dinamik bir süreç olması gibi öğretim programları ve kitapları da bu sürecin doğal bir parçasıdır. Özellikle öğretim programlarının en önemli öğelerinden birisi izleme ve değerlendirme süreçleridir. Bu süreçlerin sonucunda ders materyallerinde güncellemeye gidilmesi ve değişiklikler yapılması bir gerekliliktir. Çağdaş yaklaşımlara uygun, toplumun her kesimine eşit mesafede, çok kültürlü, toplumsal cinsiyet eşitliğine önem veren, kapsayıcı, öğrenenin ihtiyaçlarına göre hazırlanan ders materyalleri üretmek birincil önceliğimizdir. Ders kitapları ile ilgili ortaya konan eleştirilere yüksek düzeyde önem vermekteyiz. Bununla beraber kitapların bütünü incelendiği zaman tüm disiplinlerdeki ders kitaplarında her türlü ayrımcılığı reddeden bir anlayışın hakim olduğu, kadın haklarına özellikle vurgu yapıldığı, dezavantajlı öğrencilere yönelik farkındalığın artırılmasına büyük önem verildiği kolaylıkla görülecektir. Yukarıda bahsedilenler dışında elbette ki geçmiş program ve ders materyallerinde olduğu gibi bir takım eksiklikler ve hatalar olacaktır. Bu nedenledir ki öğretim programı geliştirilmesi ve buna bağlı olarak ders kitabı güncelleme çalışmaları süreklilik arz eden dinamik bir süreçtir. Diğer bir ifadeyle ders kitaplarının güncelleme işlemi hiçbir zaman tamamlanacak bir işlem değildir. Bu bağlamdan hareketle kamuoyunda ders kitaplarına yapılan eleştiriler dikkate alınmak ve değerlendirmek üzere not edilmektedir. Buna paralel olarak birebir uygulayıcı olan öğretmenlerimizden gelecek görüş ve önerilerle birlikte güncelleme çalışmaları devam edecektir. Her zaman olduğu gibi toplumun her kesimiyle görüş alışverişinde bulunma, elde edilen verileri değerlendirme ve işleme kararlılığımız da devam etmektedir. Sayın seyirciler, Halk Sağlığı Haftası başladı. Sağlık Bakanlığı hafta boyunca devam edecek etkinlikler kapsamında dün sabah Lefkoşa'da Sağlıkla Kal yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre ve Sağlık Bakanı Hakan Dinçürek de katıldı. Sağlık Bakanı Hakan Dinçürek, en etkili sağlığın sağlığı koruma bilinci olduğunu söyledi. Sağlık Bakanlığı 3-9 Eylül Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında Sağlıkla Kal yürüyüşü düzenledi. Lefkoşa Dereboyu Avenue önünde başlayan yürüyüşe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre, Sağlık Bakanı Hakan Dinçürek ile diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı. Kuğulu Park'ta son bulan yürüyüş sonrası çocuklar sağlıkla ilgili gösteri sundu. Kuğulu Park'ta halka bilgilendirici broşürler de dağıtıldı. Sağlık Bakanı Hakan Dinçürek yürüyüşte yaptığı konuşmada en etkili sağlığın sağlığı koruma bilinci olduğunu söyledi. Toplumda bir farkındalık yaratarak sağlığımızın korunmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha, hasta olmadan sağlıkla kalabilmeyi becermenin esasında sağlıkta en büyük beceri olduğunu bir kez daha halkımızın dikkatine getirmekten ben mutluluk duyarım. En etkili tedavi hastalığa kapılmadan, hasta olmadan sağlığı koruyabilme becerisidir. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre de sağlığın önemine dikkate çekerek sağlığı korumak için sağlıklı beslenme, düzenli spor ve kişinin kendisine iyi bakmasının şart olduğunu dile getirdi. En kutsal görevi yapıyor sağlıkta çalışanlar. İnsana şifa vermeye çalışıyorlar. Şifa oluşturmaya çalışıyorlar. Sağlığına kavuşturmaya çalışıyorlar. Bu da bir hümanist bir meslek esasında sağlık alanı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da yürüyüşü düzenleyenlere teşekkür etti. Sağlıklı yaşamın her gün uygulanmasıyla önem kazandığını söyledi. Bunu her gün yapmaktır. Yani böyle senede birkaç defa yürümekle bu işler olmuyorlar. Ben her sabah yürürüm. Zaman zaman fotoğraf paylaşırım. Tabii o fotoğrafların altına bin bin yorum yapıldığı gibi her gün paylaşmam o fotoğraflar ama her sabah yürürüm. Onun için buradan bu çağrı yapmak istiyorum. Bunlar elbette güzel etkinlikler fakat her sabah düzenli olarak yürümek lazım.
çocuklarımızı ona göre eğitmek lazım. Sağlıklı yaşam, evet, çok doğrudur hastalığa kapılmadan, ama onu Allah bilir. Çünkü biliyoruz çeşitli farklı hastalıkları nasıl olduğunu. Bize düşen görev örnek olmak. Çoluk çocuğumuza örnek olmak ve tabii sağlıklı yaşam denildiğinde sigaradan, aşırı alkolden ve aşırı tüketimden uzak durmak lazım. Sağlıkla Kal yürüyüşüyle başlayan Halk Sağlığı Haftası etkinlikleri hafta boyunca devam edecek. Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, hükümetin sosyal medyayı kontrol altına alacak, devlete, Türkiye'ye, orduya hakareti önleyecek yasal tedbirleri almakta geç kaldığını, Yeniden Doğuş Partisi olarak bundan rahatsız olduklarını söyledi. Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, partisinin düzenlediği bir toplantıda hükümetin 2027'ye kadar sürdürülmesi için anlaşıldığını ama Kıbrıs'ta gündemin ve siyasetin sürekli değiştiğini, Yeniden Doğuş Partisi'nin yarın seçim olacakmış gibi seçimlere hazır olmasının şart olduğunu ifade etti. Erhan Arıklı, hükümetin sosyal medyayı kontrol altına alacak, devlete, Türkiye'ye, orduya hareketi önleyecek yasal tedbirleri almakta geç kaldığını, Yeniden Doğuş Partisi olarak bundan rahatsız olduklarını kaydetti. Arıklı, içimizde devlete, Türkiye'ye, bizi biz yapan milli değerlere hakaret etmek için fırsat arayan ve sosyal medyayı bunun için pervasızca kullanan kimselere demokrasi, fikir ve ifade özgürlüğü adı altında göz yumuluyor. Bir devlet kendini koruyacak tedbirleri almıyorsa içten içe çürümeye ve yıkılmaya mahkumdur. Biz şu anda bu çürümeyi yaşıyoruz, ifadelerini kullandı. Güney Kıbrıs'tan bir haberle devam edelim. Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Christodoulidis, Limassol kentinde göçmen karşıtı protesto düzenleyen bir grubun yabancı uyruklulara yönelik ırkçı saldırısını değerlendirdi. Christodoulidis, vatandaşlarımızı koruyamıyoruz. Bu ülkeye gelen turistleri koruyamıyoruz itirafında bulundu. Güney Kıbrıs'taki Limassol kentinde önceki gün göçmen karşıtı protesto düzenleyen bir grup, yabancı uyruklulara yönelik ırkçı saldırıda bulundu. Saldırıda en az 5 kişi yaralandı. Rum basınında yer alan haberlere göre Limassol'da yaşanan olaylarla ilgili Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Christodoulidis başkanlığında bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya girerken gazetecilere açıklamalarda bulunan Christodoulidis, Limassol'da yabancı uyruklulara yönelik saldırıdan utanç duyduğunu belirterek, bu utancın olayın sorumluları tarafından da hissedilmesi gerektiğini söyledi. Christodoulidis, basına açık toplantıda yaptığı konuşmada, yaşanan olayın düzensiz göçle ilgili olmadığını, olaya karışanları çok iyi bildiklerini kaydederek, "Vatandaşlarımızı koruyamıyoruz. Bu ülkeye gelen turistleri koruyamıyoruz." ifadesini kullandı. Alfa News'in haberine göre de toplantıya katılan Rum yetkililer, Limassol'da yabancı uyruklulara yönelik saldırılarda polisin yetersiz kaldığını kabul ederek alınacak tedbirler konusunda uzlaştılar. Limassol kentinde göçmen karşıtı protesto düzenleyen grubun yabancı uyruklulara yönelik ırkçı saldırısında en az 5 kişi yaralanmış, 7 şüpheli gözaltına alınmıştı. Irkçı saldırılarda yabancı uyruklulara ait olduğu değerlendirilen çok sayıda iş yeri ve araç kundaklandı. Devam edelim sayın seyirciler. 2018'den bugüne 12.000'den fazla sürücü alkolden rapor edildi. Alkole bağlı kazalarda ise 54 kişi hayatını kaybetti. Türk Ajansı Kıbrıs'a konuşan uzmanlar ve alkollü sürücülerin karıştığı kazalarda mağdur olanlar bu gidişe dur denilmesi çağrısında bulundu. Cezaların daha caydırıcı olması için adım atan Polis Genel Müdürlüğü hazırladığı yasal düzenlemeyi Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na iletti. Trafik Müdürü İbrahim Ulusoy, düzenlemenin nefesinde belli oranın üzerinde alkol tespit edilen sürücülerin sabit ceza ödemek yerine mahkemeye sevk edilmesini de öngördüğünü kaydetti. Türk Ajansı Kıbrıs'ın haberine göre 2018'den bu yana Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 12.000'den fazla sürücü alkolden rapor edildi.
6 yıla yakın bir sürede alkollü sürücülerin karıştığı 1500 civarındaki kazada 54 kişi hayatını kaybederken 500'den fazla kişi de yaralandı. Alkol, trafikte kaza riskini artıran faktörlerin başında gelse de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde her yıl ortalama 2000 kişi alkollü sürüşten rapor ediliyor. Bazı sürücülerin nefesindeki alkol oranı 300-400 promile kadar çıkıyor ki bu oran kişinin dengesinde ve koordinasyonunda bozulmaya neden olan ciddi bir sarhoşluk hali demek. Türk Ajansı Kıbrıs'a konuşan uzmanların da alkollü sürücülerin karıştığı kazalarda mağdur olanların da vurguladığı aynı şey. Bu gidişe dur denilsin. Cezaların daha caydırıcı olması için adım atan Polis Genel Müdürlüğü hazırladığı yasal düzenlemeyi Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na iletti. Polis Genel Müdürlüğü Trafik Müdürü İbrahim Ulusoy, ölümlü kazaların çoğunlukla 100 miligramın üzerindeki alkol oranlarında meydana geldiğini belirtti. İbrahim Ulusoy, trafikteki cezaların daha caydırıcı olması için Polis Genel Müdürlüğü'nün yasal bir düzenleme hazırladığını kaydederek, nefesinde belli oranın üzerinde alkol tespit edilen sürücülerin sabit ceza ödemek yerine mahkemeye sevk edilmesini de öngören bu düzenlemeyi Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na ilettiklerini söyledi. Ulusoy, trafikte tedbirsizlik ve dikkatsizlik yüzünden ölüme neden olan birinin brüt asgari ücretin 50 katına kadar para cezasına veya 7 yıla kadar hapis cezasına veya her iki cezaya birden çarptırılabileceğini hatırlatarak, yeni önerdikleri yasal düzenleme hayata geçirilirse bu suçun alkol veya uyuşturucu tesiri altında işlenmesi halinde cezanın 14 yıla ve asgari ücretin 75 katına kadar çıkarılabileceğini bildirdi. Polis Genel Müdürlüğü Trafik Müdürü İbrahim Ulusoy, denetimlerimiz 24 saat sürüyor. Ama takdir edersiniz ki kazaları sadece polis kontrolleriyle önleyebilmek mümkün değil. Halkın bilinçli ve trafik kurallarına riayet ederek araç sürmesi polisin kontrollerinden çok daha önemli, dedi. Türk Ajansı Kıbrıs'ın haberinde Trafik Kazalarını Önleme Derneği Başkanı Dr. Mehmet Zeki Avcı, alkol, uyuşturucu gibi bağımlılıklar üzerine önemli çalışmaları bulunan psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Mehmet Çakıcı da konuya ilişkin verileri ve değerlendirmelerini paylaştı. 1 Ocak 2018'den 31 Ağustos 2023'e kadar rapor edilen 12.169 sürücüden 6.162'sinin 100 mg ve üzerinde alkollü olduğu saptandı. Buna göre rapor edilen sürücülerin yarısı yasal limitin 2 katı veya daha fazla üzerinde. Polisin verilerine göre 2018'de 22 ölümlü kazadan 6'sı, 2019'da 25 ölümlü kazadan 7'si, 2020'de 25 ölümlü kazadan yine 7'si, 2021'de 35 ölümlü kazadan 8'i, 2022'de 21 ölümlü kazadan 9'u alkol nedeniyle oldu. 1 Ocak-31 Ağustos 2023 tarihleri arasında 30 ölümlü kaza meydana geldi. 2023'ün 8 ayında meydana gelen bu 30 ölümlü kazada 33 kişi hayatını kaybetti. 33 kişiden 10'unun ölümüne alkol neden oldu. Ülkede meydana gelen ölümlü kaza sebepleri arasında alkol ilk sıraya yerleşti. Sayın seyirciler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Rusya'ya gidiyor. Erdoğan, Rus lider Putin'le görüşecek. Kritik zirveye Soçi ev sahipliği yapacak. Masadaki kritik başlıksa Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması olacak. İki lider anlaşmanın yeniden hayata geçirilebilmesi için atılabilecek adımlarla ilgili görüş alışverişinde bulunacak. Rusya'nın Soçi kentinde kritik bir zirve var. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşecek. Görüşmenin ana gündem maddesi Moskova'nın çekilmesiyle sona eren Tahıl Koridoru Anlaşması olacak. Ankara uzun süredir Rusya'nın anlaşmaya dönmesi için çalışıyor. Ancak Moskova yönetiminin beklentileri var. Rusya, tahıl koridorundan kendi ürünlerini ihraç etmek ve tahılın ihtiyaç sahibi ülkelere gitmesini istiyor. İki liderin gündemindeki bir diğer kritik başlık Suriye'deki gelişmeler olacak. Ankara-Şam hattındaki normalleşme süreci, sığınmacıların geri gönderilmesi için yürütülen çalışmalar ve PKK-YPG ile Arap aşiretleri arasında yaşanan çatışmalar masada olacak. Zirvede
Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler de görüşülecek. Evet sayın seyirciler, sıradaki haberimiz ise Türkiye'den gurur verici bir haber aktaracağız şimdi sizlere. A Milli Kadın Voleybol takımı muhteşem bir finalle Sırbistan'ı mağlup ederek Avrupa şampiyonu oldu. Namağlup finale giden Filenin Sultanları 2023 SEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'ı 3-2 mağlup ederek tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu. Milletler Ligi Şampiyonu Türkiye Milli Kadın Voleybol Takımı 2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan'la karşılaştı. Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Piraeus 12 salonunda oynanan final mücadelesinde rakibini 25-27, 25-21, 22-25, 25-22 ve 15-13'lük setlerle 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, organizasyon tarihinde ilk kez şampiyon oldu. Filenin Sultanları bu zaferli rakibinden 2019'un revanşını da aldı. 4 yıl önce Sırbistan'a karşı finalde kaybeden milliler bu kez kupaya kavuştu. Maçın son sayısının ardından baş antrenör Daniela Santarelli ve milli voleybolcular büyük sevinç yaşadı. Müsabakanın ardından düzenlenen törende millilere altın madalyalarını Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi. Kaptan Eda Erdem Dündar'ın kupayı kaldırmasının ardından salonda büyük sevinç yaşayan milli oyuncular şampiyonluğu oynayarak kutladı. Milliler şampiyonluğu kutladığı Türk seyircilerle fotoğraf da çektirdi. Gazi Limanı'nda gemi içerisinde bir kaza meydana geldi sayın seyirciler. Gemideki rampanın çökmesi sonucu rampa üzerindeki tırın şoförü yaralandı. Olayda ihmali görülen iki kişi ise tutuklandı. Gazi Limanı'nda dün gece 23 sıralarında bir gemi içerisinde kaza meydana geldi. Polis basın subaylığından yapılan açıklamaya göre, Dada Star Tripoli isimli yük gemisinin limana yaklaştıktan sonra üst katında bulunan araçların aşağıya doğru hareketini sağlayan taşıyıcı rampa üzerinde bulunan ve yüküyle beraber yaklaşık 45 ton ağırlığındaki ND534 plakalı tır aracın aşağıya indirilirken kaldıraçların fazla yükten dolayı sağ ve sol hidroliklerin kopması sonucunda tır içerisinde bulunan tır şoförü Mehmet Tan yaralandı. Tan kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından omurgasında kırık teşhisi nedeniyle Lefkoşa Doktor Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Polis açıklamasında yürütülen soruşturma kapsamında olayda ihmali görülen gemi kaptanı YAA ve rampa operatörü HA'nın tutuklandığı, soruşturmanın devam ettiği belirtildi. Üveyik ve Fassa avı olarak da bilinen ikinci ince av mevsimi dün başladı. Avcılar ince av mevsimi süresince 4 gün avlanabilecek. İkinci ince av mevsimi başladı. Avcılar ikinci ince avda 3, 10, 17, 24 Eylül pazar günlerinde toplam 4 gün avlanabilecek. Resmi gazetede yayımlanan av günleri, avlanacak av hayvanları ve av bölgeleri değişiklik tüzüğü uyarınca ikinci ince av sezonunda nerelerde avlanılabileceği ince av haritasıyla belirlendi. 4 pazar günü yapılabilecek ikinci ince avda av haritasındaki 23, 24, 28, 29, 34, 35, 43 ve 56 numaralı bölgeler ava kapalı olacak. İkinci ince avda avcılar fasa, üveyik, karga, yaban güvercini ve saksağını avlayabilecek. Sayın seyirciler, 1-4 Eylül tarihleri arasında yapılması planlanan ve sonrasında ertelendiği açıklanan 6. Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali yarın akşam başlıyor. Doğancı Kalkındırma Derneği'nden yapılan açıklamaya göre 6. Doğancı Karpuz Kültür ve Sanat Festivali 5-7 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Festival, Doğancı Kalkındırma Derneği ev sahipliğinde, Lefke Belediyesi katkıları, Alpkans ana sponsorluğunda ve Doğancı Kooperatif Kredi Şirketi'nin destekleriyle yapılıyor. 5 Eylül Salı, Nihal Öztürk ve Atina Malta, 6 Eylül Çarşamba, Lefkoşa Belediye Orkestrası Yeşilçam Film Müzikleri konseriyle Elye'de Zaman Yolculuğu defilesi, 7 Eylül Perşembe ise Kıbrıs müzik yolcularıyla Meryem Yudaer ve Ahmet Yavın konseri yer alacak. Açıklamada festivalde halk dansları ve modern dans gösterileri, jimnastik gösterileri, konserler gibi birçok etkinliğin yer alacağı, ayrıca festival boyunca ücretsiz çocuk oyun alanlarının bulunacağı, sevimli maskotlar ve palyaçolarla da çocukların eğlenmesi ve güzel vakit geçirmesinin hedeflendiği belirtildi. Evet, devam edelim. Somali'de terör örgütü Eş-Şebab'a yönelik operasyonlar devam ederken halk operasyonlara destek için miting düzenledi. Muduk bölgesinde düzenlenen son operasyonlarda ise 167 terörist etkisiz hale getirildi. Somali'de halk Eş-Şebab'a karşı yürütülen askeri operasyonlara destek vermek amacıyla gösteri düzenledi. Gösteriye Somali Federal Hükümeti Başbakan Yardımcısı Salah Jama da katılarak konuşma yaptı. Bu arada Somali'nin Mudu bölgesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü Eş-Şebab'ın 167 üyesi etkisiz hale getirildi. Somali Enformasyon Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Mudu bölgesinin Numaye kasabasında terör örgütü Eş-Şebab'a karşı operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda aralarında 3 örgüt elebaşının bulunduğu 167 teröristin öldürüldüğü, 87 teröristin de yakalandığı kaydedilen açıklamada, operasyonda teröristleri eğitmek, saldırılara hazırlanmak için kullanılan binanın imha edildiği ifade edildi. Operasyon sırasında güvenlik güçlerinden ölü ya da yaralı olup olmadığına dair bilgi paylaşılmadı. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, ülkede sık sık saldırılar düzenleyen Eş-Şebab'la kapsamlı mücadele kararı almıştı. Ve aktaracağımız bir diğer dış gelişme, Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi Yoshimasa, Ürdün'le 106,5 milyon dolarlık kalkınma kredisi için iki anlaşma imzaladıklarını belirtti. Resmi temasları kapsamında Ürdün'ü ziyaret eden Japonya Dışişleri Bakanı Hayashi, başkent Amman'da Ürdünlü mevkidaşı Eymen Es-Safadi ile bir araya geldi. Hayashi, görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında stratejik diyalog turu çerçevesinde Ürdün'ü ziyaret ettiğini belirtti. İki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik ilişkilerinde ilerleme kaydedildiğini ifade eden Hayashi, Ürdün'e biri 100 milyon dolar, diğeri 6,5 milyon dolar değerinde kalkınma kredisi sağlamak için iki anlaşma imzaladıklarını kaydetti. Hayashi, Fukushima Daiichi nükleer santralinden radyoaktif atık suyun boşaltılmasına ilişkinde atık suyun tahliyesinin uluslararası standartlara göre olacağını ve Japonya'nın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ile yakın işbirliğini sürdüreceğini söyledi. Japonya'da 2011'deki depremin ardından meydana gelen tsunamide zarar gören Fukushima Daiichi nükleer santralindeki radyoaktif atık suyun okyanusa boşaltılmasına 24 Ağustos'ta başlandığı bildirilmişti. Mart 2024'e kadar toplam 31.200 ton radyoaktif atık suyun tahliyesi planlanıyor. Ürdün Dışişleri Bakanı Safadi de Japon mevkidaşıyla Filistin topraklarındaki gelişmeler ve Suriye sorununu ele aldıklarını söyledi. Konuk bakanla Filistin'deki gerilime son verilmesi için harcanan çabaları ve iki devletli çözüme dayalı barış müzakerelerinin başlatılması meselesini görüştüklerini ifade eden Safadi, Ürdün'ün müttefik ülkelerle beraber Suriye sorununun Birleşmiş Milletler kararları temelinde çözüme kavuşturulması için çalışmayı sürdüreceğini vurguladı. Evet sayın seyirciler, bu haberle birlikte Bayrak Radyosu ile ortak olarak yürüttüğümüz yayınımız burada sona eriyor. Bunu hatırlatmış olalım sizlere ve şimdi hemen akabinde gazete manşetlerine yeniden dönüş yapıyoruz.
Evet sayın seyirciler, saatlerimiz tam olarak 8.30'u gösteriyor ve Sabah Haber'de yeniden gazete manşetlerine hızlı bir bakış atacağız. Gündeme dair yeniden ülkemiz basınıyla devam ediyoruz. Avrupa Gazetesi yayınımızın başında da aktardığımız gibi ilk sıradaki gazetemizdi. Avrupa Gazetesi'nin bugünkü manşetine baktığımız zaman ırkçı saldırıyı bizdeki gibi polis seyretti başlığının yansıdığını görüyoruz bugünkü manşette. Ancak bu haber Güney Kıbrıs'ta ilişkili bir haber. Güney Kıbrıs'ta göçmen karşıtı saldırılar ve etkinliklerle ilgili olarak yaşananlara ilişkin Avrupa Gazetesi bugün bu konuya yer vermiş oldu. Gazetesinin ön sayfasında ve ayrıca Rum basınında da Güney Kıbrıs basınında Politis gazetesinin yaşananlara ilişkin Limassol holiganlara teslim edildi. Polis seyirci şeklinde kullandığı haber başlığını da haberinin içine yer verdi sayın seyirciler. Avrupa Gazetesi'nde Güney Kıbrıs'ta yaşanan saldırılara ilişkin gelişmeleri bulabilirsiniz diyelim. Kıbrıs Gazetesi ile devam edelim. Kıbrıs Gazetesi Londralıların 3 önerisi var. Affedersiniz. Londralıların 3 önerisi var başlığıyla aktardığı manşetinde İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Yaşar Ata Başbakan'la bir araya geldi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve İngiltere'de yaşayan Kıbrıs Türkleri ile ilgili çok önemli projelere destek istedi. 3 öneri maddeler halinde de sıralandı Kıbrıs Gazetesi'nde. Bakalım İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Muhammed Yaşar Ata'nın önerileri nelermiş? Yeniden bir gözden geçirelim. 1. Birlikte yeni bir havayolu şirketi kuralım ifadesi öne çıkıyor. Devlet özel sektör işbirliğiyle yeni bir havayolu şirketi kurulsun, bilet fiyatları normal seviyelere insin ve Kıbrıs Türk'ü Larnaka'ya mahkum olmaktan kurtulsun. Bu sayede düşüncelerimiz hem vatandaşlarımız için ekonomik uçuşlar sağlanabilecek hem de Ercan Havalimanı'nı daha etkin bir şekilde kullanım alanı oluşacak. İngiltere'deki Kıbrıs Türkleri buna her türlü desteği verecek diyor Yaşar Ata. 2. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Britanya şehri inşa edelim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir birlik kurularak özel sektör arazilerinin olduğu bir bölgede bir Britanya Kıbrıslı Türk diaspora şehrini oluşturmak için çalışmalara başladık. Bu konuda da sizden belli konularda yardım istiyoruz. Bu proje İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklerin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne bağını güçlendirecek ve şehrin getireceği gelirlerin belli kısımlarını da karar verdiğimiz yerlere yönlendireceğiz dedi Yaşar Ata. Ve son olarak 3. İngiltere'de yaşayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşlarına seçme hakkı verilsin. İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklere oy hakkı verilmeli. Seçilme kısmında sizden bir talebimiz yok ama İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türklerin ana vatanında olan seçimlerde oy kullanma hakkına sahip olmaları için gerekli düzenlemelerin yapılmasını talep ediyoruz dedi Yaşar Ata. Sayın seyirciler, bu şekilde öneriler ön plana çıktı Kıbrıs Gazetesi'nin manşetinde. Sürmanşetle devam ediyoruz. Kıbrıs Gazetesi'ne baktığımızda et fiyatları astronomik bir noktaya ulaşınca vatandaş protein ihtiyacı için tavuk ve balığa yöneldi. Ancak ne tavuk ne de balığın fiyatı bütçe dostu. Tezgahlara yanaşılmıyor başlığıyla da et, tavuk ve balık fiyatlarındaki güncel fiyatlara ilişkin bir haber yansıdığını görüyoruz Kıbrıs Gazetesi'nde sürmanşete. En uygununsa tavuk fiyatları olduğu konusunda da gazete öne çıkan bir ifade kullanıyor. Et fiyatları kilo bazında en uygun 360 Türk lirasından başlarken bu rakamın 550 Türk lirasına kadar çıktığına işaret ediyor Kıbrıs. Balık fiyatları değişkenlik gösteriyor. 125 Türk lirasıyla 490 Türk lirası bandında balıklar satışa sunuluyor. Tavuk tüm haliyle 84 Türk lirasından raflardaki yerini alırken tavuk parçalarına göre rakamlarda 153 Türk lirasına kadar çıkıyor sayın seyirciler.
ve Girne'den bir haber. Projede sona yaklaşılıyor. Başlığı yer almış bu haberde Girne Yat Limanı restorasyon projesinin önce elektrik projesinde yaşanılan aksaklık ardından da zemin konusunda yaşanan tartışmalar nedeniyle uzadıkça uzadığı ifadesi yer alırken projenin son ayağına başlandığı ifadesi yer alıyor. Logo kenarındaysa Filenin Sultanları Avrupa Şampiyonu başlığıyla da Türkiye için oldukça gurur verici bu gelişmeyi de Kıbrıs gazetesinin logo kenarından ekranlarınıza yansıtıyoruz. Ve bir diğer gazeteye geçtik. Yeni Düzen Gazetesi. Yeni Düzen Gazetesi bugün Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne Milletvekili ve hukukçu Ongun Talat'ın gazeteye vermiş olduğu demeçleri yansıtıyor. Manşetinden ifade özgürlüğünü suç olmaktan çıkaracağız diyor Ongun Talat. Bakalım. Ongun Talat ifade özgürlüğünü suç olmaktan çıkarmak amacıyla hazırladıkları öneri paketini gazeteye açıklıyor. Kaldırılmasını talep ettiğimiz maddeler siyasi iktidar tarafından ifade özgürlüğüne karşı bir caydırıcılık unsuru olarak kullanılıyor. İbret olsun diye davalar açılıyor. Yargısal işlem başladığı andan itibaren caydırıcılık işliyor. Bu da sadece davanın açıldığı kişiye değil, tüm topluma bir susma telkinini getiriyor dedi Ongun Talat. Ekonomik olarak fakirleştiriliyorsunuz. Bunu size reva görenler de sesinizi çıkarmamanızı istiyor. Bu ciddi bir tehlike. Kıbrıs'ta Türkler direnmek istiyorlarsa demokratik özgürlüklerini kaybetmemeleri gerek dedi. Siyasi figürler sıradan yurttaşa karşı korunması gereken kutsal kişilikler değildir. Tam tersine siyasetçi olarak çok daha hoşgörülü olması gereklidir. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarında var. Ancak yine de kişilik haklarına saldırı olduğunu düşünürlerse haksız fiiller yasasından yararlanarak sivil mahkeme yoluna başvurabilecekler dedi Talat. Son olarak biz bu önerileri ortaklaşabilecek şekilde hazırladık. Aritmetiğin farklı olacağı bir meclis yapısında bir takım başka maddeleri de bu pakete koymayı öngörebilirdik. Ama şu anda bir gerçek var ki çoğunluk hükümetin mensup vekillerdi. Oradan da bir desteğe ihtiyacımız var dedi Ongun Talat. Ve gazete ayrıca Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin suç olmaktan çıkarmak istediği maddeleri de sıralıyor. Cumhurbaşkanına hakaret, manevi şahsiyetin tahkir ve tezifi, halkı askerlikten soğutma, zembe, kadih, yasa dışı olduğu iddia edilen yayınların tasarrufu, suç olmaktan çıkarılmak istenen maddeler olarak sıralanıyor gazetenin ön sayfasında. Sürmanşete baktığımız zaman da yaz meyve sebzelerinin ateşi diniyor, üretici Türk lirasıyla eriyor başlığının kullanıldığı bir sürmanşet haberi ekranlarınıza getiriyoruz. Özel haber olarak bu haberde yayınlanmış bu arada. Alışveriş sepetine giren birçok yaz meyve sebzesinin fiyatı bu hafta geriledi. Bazılarının ise arttı. Fiyatları tarladaki üreticisine soran Yeni Düzen, döviz karşısında Türk lirasıyla eridik. Bu fiyatlar normal sayılır yanıtını aldı. Domates üreticilerinden Özcan Bıçaklı'nın ifadelerine yer verilmiş. Bu maliyetlere göre bu fiyatlar çok uygun. Bu yılki hasat yüzleri güldürdü. Fiyatlar ise ne öldürdü ne güldürdü dedi Özcan Bıçaklı. Ve bir diğer üretici, patates üreticisi Engin Halkseven. Ne diyor Engin Halkseven? Dövize göre bu fiyatlar çok çok iyi sayılır. Ürünler iyi fiyatlandı ama dövizdeki devalüasyondu derken paramızın üçte birini kaybettik. Türk lirasıyla eridik dedi Engin Halkseven. Geçiyoruz diğer gazetemize. Diyalog gazetesindeyiz. Diyalog, İskele ve Girne bölgesinde mülk satışlarının artması oto galerilerini de hareketlendirdi. Yabancıların tercihi küçük araçlar. Bu haberin de detaylarını hızlı bir şekilde bakalım. İkinci el araba satışları canlandı diyor Diyalog gazetesi. Kuzey Kıbrıs'ın parlayan yıldızı olarak isim yapan İskele bölgesinin yanı sıra Girne'deki mülk satışlarının artması oto galerinin satışlarını da olumlu yönde etkiledi. İkinci el araç satışı yapan galericiler, yabancıların daha çok küçük arabalara ilgi gösterdiğini, fiyat ortalamasının 10 bin sterlin olduğunu söyledi. Faizler yükselince yerli alıcılar azaldı. Özellikle Rus, İran ve İsrail vatandaşlarının kuzeyden konut aldığını belirten gazeteciler, Covid döneminde yaşanan durgunluğun geride kaldığını belirterek yabancılar sayesinde satışların arttığını söyledi. Gazeteye konuşan galericiler, Türk lirası faizlerinin yükselmesi nedeniyle yerlilerin araba yenileme konusunda eskisi kadar cesaretli olamadığını kaydetti.
Güneş gazetesiyle devam ediyoruz sayın seyirciler. Ülkemiz basınından gazetelerde sırada Güneş var. Ercan Londra seferleri artacak. Başbakan Ünal Üstel Londra'da Kıbrıs Türk İş Dünyası'nın düzenlediği etkinlikte vurguluyor. Bu ifadeyi haberin başlığına yansıyan ifadeyi Londra Ercan seferlerinin artacağı yönündeki ifadeyi. Ciddi çalışmalar yapıyoruz. Öne çıkan ifadeler oldu detaylarda. Bakalım Başbakan Üstel, İngiltere'de yaşayan Kıbrıslı Türk iş insanları ve İngiltere Kıbrıs Türk Ticaret Odası'nın daveti üzerine gittiği Londra'da Kıbrıs Türk İş Dünyası'nın düzenlediği etkinliğe katıldı ve burada bir konuşma gerçekleştirdi. Üstel, Türk Hava Yolları ile özel görüşmelerinde 2024 itibarıyla Anadolu Jet'in Ercan Londra seferlerini artırması, fiyat politikasının yeniden gözden geçirilerek yolcuların Ercan Havalimanı'na çok daha uygun fiyatlarla gelebilmelerinin sağlanması konusunda bir mutabakata vardıklarını açıkladı ve Üstel'in konuşmasından bir kesit aktarıyor gazete. Bilmenizi isterim ki hükümet olarak gerek İngiltere'de gerekse yurt dışında yaşayan kardeşlerimizle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında çok daha güçlü köprüler kurmak adına ciddi çalışmalar yapıyoruz dedi Başbakan Üstel. Londra'da müjdeledi. Üstel ayrıca Türk Hava Yolları ile gerçekleştirdiğimiz özel görüşmelerde 2024 yılı itibarıyla Anadolu Jet'in Ercan Londra seferlerini artırması, fiyat politikasının yeniden gözden geçirilerek soydaşlarımızın ve turistlerin Ercan Havalimanı'na çok daha uygun fiyatlarla gelebilmelerinin sağlanması konusunda bir mutabakata varmış durumdayız. Ayrıca İngiltere'de yaşayan Türk iş insanlarıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan iş insanlarımızın bir konsorsiyum oluşturarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ortak çok büyük bir projeye imza atmaları konusunda da gerekli ilk adımları attık. Bunun ilk adımı olarak İngiltere'de bulunan iş dünyasıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bulunan iş insanlarımızı çok kısa bir süre içerisinde ülkemizde bir araya getireceğiz dedi Başbakan Üstel. Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitap güncellemeleri konusunda yapmış olduğu açıklamayı defaten paylaşmıştık ama Güneş Gazetesi sürmanşetinden bakanlığın yapmış olduğu bu açıklamayı paylaşıyor. Güncelleme devam edecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıklaması bu yönde. Öğretim programı geliştirilmesi ve buna bağlı olarak ders kitabı güncelleme çalışmalarının süreklilik arz eden dinamik bir süreç olduğuna işaret ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı ders kitaplarının güncelleme işleminin hiçbir zaman tamamlanacak bir işlem olmadığına değiniliyor. Bu bağlamdan hareketle kamuoyunda ders kitaplarında yapılan eleştirilerin dikkate alınmak ve değerlendirmek üzere not edildiğini ifade eden bakanlık, buna paralel olarak birebir uygulayıcı olan öğretmenlerden gelecek görüş ve önerilerle birlikte güncelleme çalışmalarının devam edeceğini de kaydediyor. Hasta bakıcı sorunu bitecek. Sağlık konusuna dönüyoruz. Ulusal Birlik Partisi iradesi ortada ifadesi öne çıkan bir sürmanşet haberi. Ulusal Birlik Partisi Grup Başkan Vekili Doktor Ahmet Savaşan, meclisin yataklı tedavi kurumları yasasında oy birliğiyle yaptığı değişikliğin sağlık hizmetlerini güçlendireceğine vurgu yaptı. Savaşan, yasada değişiklik yapılması konusunda Ulusal Birlik Partisi'nin ortaya koyduğu belirleyici irade ve performansla muhalefetin olumlu tavrı, yıllardır ihtiyaç duyulan ve reform yaratabilecek bir adımın atılmasını sağlamıştır. Ulusal Birlik Partisi yeni yasama döneminde ihtiyaç duyulan yasaların geçirilmesi konusunda gereken çalışmaları yapmaya kararlıdır. Yeni dönemde muhalefet de bu yasada olduğu gibi yapıcı yaklaşımını sürdürürse ülkemizde ihtiyaç duyulan pek çok yasa gecikmeden yasallaşabilecek ve pek çok ihtiyaca da cevap gecikmeden verilebilecektir dedi Savaşan. Vatan Gazetesi ile devam ediyoruz. Vatan Gazetesi alkollü içki tesiri altında araç kullanan ve bu noktada trafik kazalarına neden olan sürücülerle ilgili bir manşet haberi bugün ön sayfasında yer verdi. Yollarda alkol tehlikesi başlığıyla bu haber aktarılıyor. 2018'den bu yana ülkemizde 12 binden fazla sürücünün alkolden rapor edildiği, 6 yıla yakın bu süre içerisinde alkollü sürücülerin karıştığı 1500 civarındaki kazada da 54 kişi hayatını kaybederken 500'den fazla kişinin de yaralandığını aktarıyor gazete. Alkol trafikte kaza riskini artıran faktörlerin başında gelse de her yıl ortalama 2000 kişi alkollü sürüşten rapor ediliyor. Bazı sürücülerin nefesindeki alkol oranı 300 ila 400
promile kadar çıkıyor ki bu oran kişinin dengesinde ve koordinasyonunda bozulmaya neden olan ciddi bir sarhoşluk hali demek, diyor gazete. Kayıtlı araç sayısının 470 bin olduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ölümlü trafik kazaları her dönem toplumun da devlet ve hükümet yetkililerinin de gündeminde, ancak uyarılara, cezalara ve kayıplara rağmen ölüme ve kalıcı sakatlıklara neden olan trafik kazaları azalmıyor. Birçok aile dinmeyen acılarla baş başa kalıyor, ateşte düştüğü yeri yakıyor, dedi Vatan. Halkın Sesi gazetesi de sayın seyirciler yine aynı şekilde hemen hemen sayfasının tümünü kapsayacak şekilde manşetinde "Daha neyi bekliyoruz?" soru cümlesiyle alkol içki tesiri altında sürülen araçlar ve gerçekleşen trafik kazalarına değinen bir manşet haber paylaşıyor. Yeni Bakış'a geçelim hızlı bir şekilde. Yeni Bakış gazetesi de aynı şekilde aynı konuya bugün yer verdi manşetinde. Alkol kullanımı ilkokul düzeyine indi. Psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Mehmet Çakıcı'nın bu noktadaki ifadeleri göze çarpıyor. Yeni Bakış'ın manşetinde kısaca aktarmış olalım. Alkol kullanımı arttıkça suç oranlarının, trafik kazalarının, şiddet olaylarının da arttığına değinen Çakıcı, çarpıcı bir gerçeği gözler önüne de serdi. Çakıcı, ilkokul çağındaki alkol deneme oranı %20 dedi. Aynı zamanda sigara, alkol ve uyuşturucuyla ilgili programın 2018'den beri liselerde okutulduğunu biliyorum ama etkin şekilde okutulduğundan emin değilim. Ortaokullarda bu program yok. İlkokullarda uyuşturucu olmasa bile sigara ve alkolle ilgili eğitim olmalı. Ben bunun da önemsenmediğini görüyorum, diye konuştu Profesör Doktor Mehmet Çakıcı. Ve bu noktada Yeni Bakış gazetesinin de manşetini aktarmış olduk sizlere sayın seyirciler ve ülkemiz basınından gazetelerdeki manşetleri yeniden ekranlarınıza getirdik. Ve böylelikle bize ayrılan sürenin de sonuna gelmiş bulunuyoruz bugünlük Sabah Haber'de. Yarın yeniden saatler 7'yi gösterdiği zaman Sabah Haber'de BRT ekranlarında yeniden karşınızda olmak dileğiyle diyelim. Bugün çok mutlu bir gün sizin olsun. Sabah Haber'in hemen ardından hava durumundaki güncel gelişmeleri Fehmi Oktay'dan öğrenebileceksiniz. Sonrasındaysa spor turu ve manşet artık programı ekranlarınıza gelecek sayın seyirciler. Yarın yeniden saatler 7'yi gösterdiğinde görüşünceye dek mutlu bir gün sizin olsun diyelim. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.